Şu halde şimdi ipek giymek meselesine geldik. İpek giymek erkeklere caiz mi değil mi? Ülemanın bir kısmı bunu tecviz ediyor. Bazı hadisler var. Bir kısım da diyor ki hayır caiz değildir. Ki esas müftabih de bu. Bâb-ı lübs-ül harir. İpek giymek bahsi. Caiz midir değil midir? Haddesena Fahdun kâle haddesena Abdullah ibn-i Salih. Kâle haddesen yelleys ibn-i Sa'd. An ibn-i Ebi Müleyke. Anil Misver ibn-i Mahreme. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Misver ibn-i Mahreme diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadimet aleyhi akbiyetun. Ona kubalar kabak, aba derler ya, ebalar geldi. Febelaga zalike ebi. Benim babama haber erişti. Babası da kim? Mahreme. Babası Mahreme'ye haber balık oldu. Fekale dedi ki, ya büneyye, ey benim oğlum, innehu kad belagani, beni erişti ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kamiye, kadimet aleyhi akbiyetun, ona ebalar gelmiş. Fehve yaksimuha, onları taksim ediyor. Fezheb bina ileyhi, bizi al da ona götür. Yani bizi götür Resulullah Efendimiz'e. Ebalar gelmiş, taksim ediyor. Götür ben de hisse alayım. Onun için götürüyor. Mahreme oğlu Misver'e diyor. Kale fezehebne. Evet. Misver dedi ki gittik. Fevecedna Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fi menzilihi. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin menzilinde bulduk. Evinde bulduk. Fekale li ebi. Babam bana dedi ki ya büneyye ud'u li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Git Peygamber Efendimiz'i çağır. Diyor. فَقَالَ الْمِسْوَرْ فَعَزَمْ تُزَالِمْ Oğul Misver diyor ki bu bana büyük geldi olur. Ben Resulullah'a gidip çağıracağım. Babası emrediyor ama Resulullah'a gidip çağırmak olur mu? Babam kim oluyor ki Resulullah'ı çağırsın? وَقُلْتُ اَدْعُلَكَ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهِ اَلَيْهِ سَلَّمْ Peygamberi sana çağıracağım. Yani inkar terekiyle. Peygamberi çağıracağım. Sen kim oluyor da Peygamberi bana çağır diyorsun? Değil babasına bunu dedim. فَقَالَ Babası ona dedi ki ya büneyye innehu leyse bi cebbar. Sen Resulullah'ı çağır. Resulullah Efendimiz cebbar değil. Cebbar ki yani istediğini vurur, yapar. Mütekebbir, zalim, haşa. Böyle bir adam değil. Bu peygamberdir. Bu her kimse çağırırsa icabet edersen. Nitekim meliklere kıyas etme ki çağır dedi. Onun üzerine diyor ki feda'utu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah diye çağırdım. فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاتِ Peygamber Efendimiz benim sesimi duyunca çıktı. Elimde de bir eba var. İpekten. مُزَرُّمْ بِذَهَبْ Onun düğmeleri de altından. Altından düğmeli bir kaba var. فَقَالَ Dedi ki ya mahreme هَذَا خَبَّأَتُهُ لَكْ Bunu senin için ben saklamıştım. فَاَعْتَاهُ اِيَّهُ Ona verdi. Resulullah Efendimiz ipekten bir aba. Düğmeleri de altından. Onu kime verdi? Mahremeye. Haram olsa verir miydi? Vermezdi. Onu satar parasını verirdi. Onu verdi ne için? Giysin diye. Öyleyse bu delil olur ki ipekten aba giyilebilir. İpek elbise giyilebilir dediler. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Sahabi dedi ki fezehebe kavmun ilâ hâze. Ölemadan bir kısmı buna sahip oldular. Fekâlu lâ bâse bilübsül harîn. İpeği giymede beis yoktur dediler. لِرِّجَالِ وَالنِّسَى İster erkek olsun, ister kadın olsun. İpek giymede beis yoktur dediler. رَحْتَجُوا فِي ذَٰلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifle de ihticac ettiler. Bunu delil getirdiler. Getirdiler ama bu hadis onlara delil olmaz ki. Resulullah Efendimiz al da bunu giy dedi mi? Yok, al bunu dedi. Giy demedi ki. Alıp ne yapacak? Götürüp onu satacak, onun parasından istifade edecek. Ama al da giy derse, yahut da o alır da giyer de Resulullah Efendimiz de giydiğini görürse, sükut ederse, o vakitte delil olur. Bu delil olmaz. Bunların delilleri tam değil bu diyenlerin. Resulullah Efendimiz evet verdi. Ne için verdi? Götürsün, satsın, onun parasından istifade etsin diye. Giymek için değil ki. Aşağıda geliyor cevabı. Ve halefen fi zalike aherun. Ölemadın diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَكَرِهُ لُبْسَ الْحَرِيرِ لِلْرِّجَالِ Erkeklere ipek giymesini mekruh gördüler. وَاَحْتَجُّوا ف۪ي ذَٰلِكَ بِالْآثَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ الْمَرْو۪يَّ
bu hususta da ihticac eylediler. Tevatüren varid olan hadislerle. Nerede varid mervi? Finnehi anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İpekten nehi hakkında varid olan hadisler Peygamber Efendimiz'den rivayet ediliyor. Tevatür derecesinde o hadislerle ihticac ettiler ki caiz değildir. Sen bu bir hadisi rivayet eyledin diyor. O hadiste de delalet yok ya giymesine. Fakat bizde bir hadis değil, çok hadisler var. Tevatür derecesinde ki Resulullah Efendimiz nehi buyurmuştur. Feminha nehi hakkında varid olan hadislerdendir. Ma haddesena Yezid ibn Sinan, kâle haddesena Muaz ibn Hişam, kâle haddesena Ebi en Katâdeten Amir Şabî, an Süveyd ibn Gafela, en Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu hatebe bil Câbiye. Hazreti Ömer Şam'da Câbiye'de bir hutbe okudu. Fekâle buyurdular ki Nehâ Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz nehi buyurdular. En lübsil harir, ipek giymekten. İlla mevda isbe'ayni ev selasin ev erba'in. İlla iki parmak kadar yahut üç parmak yahut dört parmak kadar müsaade var. O kadar. Yani ipekte iki parmak yeri ipek var. Yahut üç parmak yahut dört parmak fazla yok. O kadar caiz olabilir. Diğeri caiz değil. حدثنا يزيد قال حدثنا معاذ قال حدثنا أبي عن قتادة عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب قال إن أين حديث شريف حضرت عمر دن رواية ديور كنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فنزي نهي لدلال أن لبس الحرير إفهي كيمكتن إلا موضع أسبعين أو ثلاث أو أربعين إلا إكبار مكة در بيير ورسا يأخذ دوش بارمك yahut dört parmak kadar elbisesinde ipek varsa bu caizdir. Elbisede de iki parmak yahut üç yahut dört parmak kadar ipek ne için olacak? Yani kumaş dokunurken öyle mi dokunmuş? Yok. Yani ipekten bir şey almış da kendisine işaret için onu dikmiş. İşte o iki yahut üç yahut dört parmak dediği bu. Elbiselere dikilen ipek. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والحرير حضرت عمر dedi ki ipekten sakınınız ben sizi ipekten sakınmanızı tavsiye ederim فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم زيرا Peygamber Efendimiz قد نهى عنه bundan nehi buyurdular ve قال buyurdular ki لا تلبسوا منه siz bundan giymeyiniz İlla ma kana hakeza. İlla şu kadar olursa. Dedi, işaret etti. Ve eşara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi isbe'i. İlla iki parmak kadar olursa bu caiz. Ama başkasını giymeyin. Haddesena Hüseyin ibn Nasrin. Kale semiyatu Yezid ibn Harun. Fezekere bi isnadihi mislehu. Eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Hüseyin ibn Nasr tarikine de rivayet ediyor. حدثنا يزيد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر bize Ömer'in kitabı geldi ve ana bi Azerbaycan ben de Azerbaycan'daydım orduyla orada harp ediyordu ma Utbete bin Farkat Utbete bin Farkat'ın kumandası altında orduyla Azerbaycan'da idik Hazreti Ömer'den mektup geldi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehana an lübsil harir illa hakeza. Peygamber Efendimiz ipek giymeden nehy eylemiştir. İlla şu kadar değil parmağıyla işaret etmiş. İki parmak kadar. Kale fe'alemena bize bildirdi ki enneha o gösterdi ki muhtar el-e'lamu işaretlerdir. Elbiselerdeki olan işaretler. Artık o zamanda o işaretler ne için konulmuş ordunun mi kendi işareti, askerin mi işareti, ne gibi bir işaret varsa yani işte o, üstesine olan o. Haddesene ibn-i Merzuk, kâle haddesene Vehbi ibn-i Cerir, an ebihi, an Hamid ibn-i Murre, an ebil vadî, kâle râeytu aliyyen. Ben Hazreti Ali radıyallahu anh'ı gördüm, diyor ebil vadî. Ve râ aliyyun, ve râ, Hazreti Ali de gördü, alâ racülin berden, bürden, bir adam üzerinde bir bürd, bürt yenilen bir kaftan gördü ki yetelâle parlıyor. İpek bir elbise giymiş, böyle pırıl pırıl yanıyor. Hazreti Ali o adamın üzerinde o kaftanı gördü.
فَقَالَ فِيهِ حَرِيرٌ Hazreti Ali dedi ki bunda ipek var mı? فَقَالَ نَعَمْ Evet bunda ipek var dedi. فَأَخَذَهُ Hazreti Ali kerramallahu ve şef bunu aldı. فَجَمَعَ Cem etti. Sınfeteyhi. Orada ya ile ta tekdim tehir olmuş. Evvel ta sonra ya. Sınfeteyhi. Onun iki ucunu tuttu. Haşiyelerini. Beyne isbe'ayhi. İki parmağı arasında tuttu. Feşekkehu. Onu iki parça etti. Sınfeteyhi. Ta evvel ya sonra. Evet. Hazreti Ali niçin peki bunu parçaladı? Diyor ki Ema fekal Hazreti Ali buyurdular ki Ema inni lem ehsutke aleyh Bu ipekli kaftanı giydiğinden dolayı sana haset ettim. Yok böyle değil. Yani haset ettim de onun için girdim. Bunun için değil. Haset etmedim. Velakin semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Lakin ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i işittim. Neha anil hariri. İpekten nehyettiğini işittim. İpek giymeyin dediğini işittim. Onun için ben bunu yırttım ki sen de bunu giymeyesen. Bir kere kaftanı yırttı. Yırttıktan sonra adam nasıl giyecek? Giyemeyecek. İşte yırttığının sebebi bu. Haddesene ibn-i Merzu kâle haddesene âlimun kâle haddesene hammâd ibn-i Zeydin an Eyyûb an Eyyûbe an Nâfi'in Ali ibn-i Ömer an Ömer'e kâle ya Resûlullah Hazreti Ömer dedi ki ya Resulullah inni marartu bi'utaride Utarid denilen bir adama ben uğradım. Evbi lebit yahutte lebide ve huve yu'radu aleyhi hulletu haririn İpek bir elbise ona arz ediyorlar. Getirmişler ona bir ipek elbiseyi satıyorlar. Felevişterayteha eğer o ipek elbiseyi alsan lil cüm'ati ve lil ufud cüm'e günleri giymek için Vefetler geliyor seni ziyarete gelen, vefetlerin huzuruna çıkmak için onu giysen güzel olur. Bunu alsan da sen cuma günü ve vefetler geldiğinde giysen. Dedim Hazreti Ömer diyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki innema yelbesul harire fid dünya dünyada ipeği giyer. Kim? Men bir kimse giyer ki La halaka lehu fil ahire. Ahirette nesibi yok. Ahirette nesibi olmayan bir kimse onu dünyada giyer. Yani dünyada ipek giyen adam cennete girse bile cennette ipek giymekten mahrum olacak. Altın da böyle. Dünyada altın istimal eden bir erkek cennete girse bile cennette altın herkes ziynetini takacak o takamayacak. Onun hissesi dünyada kendisi istimal etmiş o hakkı getmiş. İşte bu da böyle. Eğer dünyada ipeği giyerse ahirette giyemeyecek. Zaten cehenneme giderse cehennemde hiç yok da cennete girse bile yok. Haddesena Yunus. Kale haddesena ibn Vehbin. Enne maliken haddesen nafi. An ibn Ömer an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nehvehu. Peygamber Efendimiz'den aynı hadisi şerifi. Başka bir tarikle rivayet ediyor İmam-ı Tahavi. غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عُتَارِدًا وَلَا لَب۪يدًا Yalnız Utarid, Lebit o şahısları bu hadiste zikretmiyor. Baktı ki piyasada bir ipek elbise satılıyor. Birinci hadiste diyor ki Utarid yahut Lebit denilen adama getirmiş satıyordular orada gördü. Ve bu ikinci de diyor ki çarşıda gördü. Hoşuna gitti. Geldi ki ya Resulallah bu ipek elbiseyi al da cuma günleri bir de seni vefetler geliyor dışarıdan. Mümessiller, temsilciler geliyor. O giyer onların huzuruna çıkarsın dedi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki ahirette nesip olmayan bir adam onu giyer. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahbereni Yunus ve amrun an ibn-i Şehabin an Salimin an ebihi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus terigile de rivayet ediyor. Ve zekere enner racule utaridun evlebidun. Fakat zikrediyor ki o ipek elbisesini gel al denilen adam kimmiş ya utarid yahut da lebidimiş. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebu Ma'mer kâle haddesene Abdülvaris Abdullah dedi ki mel istebraku. İstebrak nedir? Bu rivayet eden Yahya ibn Ebi İshak diyor. Salim ibn Abdullah
soruyor ki istebrek neye derler? Kultu. Yahya bin Ebi İshak diyor ki ben ona cevaben dedim ki ma galuse mined dibac ve haşune minhu. İpekin kalınına ve sertine istebrak derler. İnce olursa dibaç derler. Yani ipekin ince kısmı, yumuşak kısmı. Yok, biraz kalın ve sert olursa ona da istebrak derler. Yani ipek. Fekale semi'tu Abdullah ibn Ömer. Salim dedi ki ben babam Abdullah'dan işittim. Yekulu derdi ki ra'a Ömer ibnül Kattab. Hazreti Ömer gördü. Alâ racülün bir adamın üzerinde. Hülleten min istebrak. İstebrak'tan bir elbise. Fe'etâ biha. O elbiseyi aldı, onu getirdi. Bu adamın üzerindeki elbiseyi aldı, geldi. Fekale ya Resulallah. İşteri hadi. Ya Resulallah bu elbiseyi al. Felbesa bunu giy. Liveftin nâs izâkâd me'alik. Sene dışarıdan vefit geldi mi, bir cemaat geldi mi, bunu giy, onların huzuruna çık dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki innemâ yelbesül harire. İpeği ancak giyer. Men bir kimse ki la halâka leh. Onun nasibi olmadı. Ahirette nasibi yok. O giyer dedi. قَالَ فَمَدَى لِذَٰلِكَ مَا مَدَى. Bundan sonra bir müddet geçti. Ne kadar geçtiyse geçti. Yani kaç ay mı, gün mü geçti yine bilmiyorum. Zaman geçti. ثُمَّ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعَثَ اِلَيْهِ بِحُلَّةٍ. Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e bir elbise gönderdi. İpekten bir elbise. فَاَتَاهُ بِهَا. Hazreti Ömer elbise varınca baktı ki ipek elbise. Ya Resulullah beni nehyeyledi. İpek elbisesini giyen ahirette nesibi yoktur dedi. Bana niye bunu göndermiş? Elbiseyi aldı, Resulullah Efendimiz'e geldi. Fekale ya Resulullah. Dedi ki ya Resulullah. Be'aste ileyye bihadihi. Bana bu ipek elbisesini gönderdin. Ve kad gulte fî misle hâda mâ gulte. Bu ipek elbisesi giyen hakkında da sen emri buyurduğun buyurdun. Ki ahirette nesip olmayan giyeri. Şimdi bana bunu göndermişler. Sen buyurmadın ki ahirette nesibi olmayan kimse bunu dünyada giyer. Niye bana gönderdin bunu? Dedi. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki innemâ be'astu ileyke biha. Bu elbiseyi sana ben gönderdim. Lütusîbe biha malen. Bunun sebebiyle bir mala erişesin. Yani bunu satasın, eline para geçsin. Yoksa yani giyesin diye göndermedi. Bu kıymetli bir şeydir. Elbiseyi götürür, çarşıda satarsın. O vasıtayla para elde etmiş olursun. Bunun için gönderdim dedi. Ve kâne Abdullah ibn Ömer yekrehul aleme fissevbi min ecle hadel hadis. Hatta Abdullah ibn Ömer bu hadisten dolayı iki parmak yahut üç yahut dört parmak elbisede alem işaret yeri var ya, bunu bile mekruh görürdü. Resulullah Efendimiz'in hadislerinde dedi, ipek elbisesi giymek caiz değildir. İlla bir işaret yeri olursa, o da iki parmak, üç parmak, dört parmak kadar, bu caiz. Abdullah İbni Ömer bu hadisle istidlal ederek o ufak bir parçayı da mekruh görürdü. Yani elbisede ipekten iki parmak kadar bile olmasın diyor. Haddesene İbni Merzuk, kâle haddesene Vehbun, kâle haddesene Ebi, kâle semî'etü s-sak'ab. İbn Zuhair yuhaddisu an Zeyd ibn Aslam an Ata ibn Yasar an Abdullah ibn Umar qala Ata Rasulullah Arabiyyun. Bir Arabi Resulullah Efendimize geldi. Aleyhi cübbetun, onun üzerinde de bir cübbe vardı. Mekfufetun bi harir. Harir ile işlenilmiş etrafı. Ev qala muzarraratun bi dibac. Yahut ipekle onun düğmeleri yapılmış, ipekle, düğmeleri ipekli. Evet. فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُغْدِبًا. Peygamber Efendimiz gazepli olarak kalktı. O Arabinin yanına gitti. وَاَخَذَ بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ. Onun cübbesinin iki tarafını tuttu. فَجَزَبَهَا بِهِ. Onu çekti. O cübbeyle tuttu, o adamı çekti. ثُمَّ قَالَ, dedi ki لَا اَرَى عَلَيْكَ, senin üzerinde ben görmeyeyim. Siyâbe men la ya'qil. Akli olmayan, akılsız olan adamların elbisesini senin üzerinde görmeyeyim. İpeki akılsız adamlar giyer. Binaenaleyh senin üzerinde bu elbiseyi görmeyeyim dedi. Ve huve hadisun tabil.
Bu uzun bir hadistir. فَاَخْتَسَرْنَا مِنْهُ هَذَا الْمَعْنَى Bu manayı o hadisten ihtisar ettik. Hadis uzun. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانِ بْنُ شُعَيْبِ قَالَ حَدَّسَنَا الْخُصَيْبِ قَالَ حَدَّسَنَا هَمَّامِ اَنْ قَتَادَةَ اَنْ اَبِي شَيْخِ الْهُنَائِ قَالَ كُنْتُ فِي مَلَيْ مِنْ اَصْحَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنْدَ مُعَوِيَ Muaviye'nin yanında ashab-ı kiramdan birçok zatlar vardı. Ben de onların yanında idim. Fekale Muaviye dedi ki, Ünşidikumullah, Allah için size inşaat ediyorum. Allah için söyleyiniz. Hel te'alemune, biliyor musunuz ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, neha an lübsil harir, ipek giymeden nehyettiğini biliyor musunuz? Söyleyiniz Allah için. Söylüyorum Allah için bana cevap verin. Kale, ravi dedi ki, kalu dediler ki, Allahümme ne'am. Evet biliyoruz, Resulullah Efendimiz ipek elbise giymeden nehyeledi. Kale, Muaviye dedi ki, ve ene eşhedü, ben de şehadet ediyorum, ben de Resulullah Efendimiz'den işittim. Yani şimdi Muaviye dese ki, ben işittim, inanmayacaklar. Evvela ashab-ı kirama sordu ki, işitmediniz mi? Evet işitti ki, ben de işittim öyleyse. Ne için bunu söyledi? Kendisini inkar etmesinler, söz kuvvetli olsun. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammamun fezekere bi isnadihi mislehu. İmam-ı Tahavi bu hadis-i şerifi Muhammed ibn Huzeyme tarikiyle de rivayet ediyor. Haddesena Muhammedun kâle haddesena Haccacun kâle haddesena Hammadun kâle akbereni Hümeydun en Bekri ibn Abdillah en ibn Ömer enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâle Abdullah ibn Ömer'den İmam-ı Tahavi rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular. İnnemâ yelbesül harire ipeki ancak giyer kim men la halâka lehû. Ahirette nesibi olmayan bir adam giyer. Haddesena Muhammed ibn Hamid. Kale haddesena Abdullah ibn Yusuf. Kale haddesena Yahya ibn Hamza. Kale haddesena Levza'i. Kale haddeseni Yahya ibn Ebi Ketir. Kale haddesena Humran. Kale hacce Muaviyetu. Humran diyor ki Muaviye hac etti. Feda'a neferen minel ensari fil Kabe. Kabe'de ensardan bir cemaati çağırdı. Fekale ünşidükümullah. Allah için inşaat ediyorum, söylüyorum. Elem tesme'u, siz işitmediniz mi ki? Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha an siyabil harir. İpek elbiselerden nehi buyurdu. Bunu işitmediniz mi? فَقَالُوا Ensardan olan o cemaat dediler ki اللّٰهُمَّ نَعَمْ Evet biz eşittik Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. قَالَ Muaviye dedi ki وَاَنَا اَشْهَدُ Ben de şehadet ediyorum. Ben de Resulullah Efendimiz'den işittim. İpek elbiseden nehi iledi. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوْقَ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُوْ عَامِرِنِ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمْ عَنِ اِبْنِ اَبِي لَيْلَى قَالَ اِسْتَسْكَى حُزَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ Medain'de Hazreti Huzeyfe yağmur duasına çıktı. Medain, Irak'ta eski Faris'ten kalan şehirlerden bir şehir Medain. فَاَتَهُ دِهْقَانٌ بِاِنَائِمْ مِنْ فِضَّ Bir köylü gümüş bir kabına su getirdi. فَرَمَا بِهِ Hazreti Huzeyfe aldı, onu yere attı. ثُمَّ قَالَ dedi ki, اِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ عَنْهُ Ben bu adamı bundan men ettim. Bu daima gümüş kabına su veriyor. Ben bunu nehyeledim. Feba yentehye. Bu adam ise bundan vazgeçmiyor. Demek ki ondan evvel gene olmuş. O adamı bundan gümüş kabına su verme demiş. O adam dinlememiş. Gene getirmiş. Bu sefer kabı kaldırmış atmış. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Zira Resulullah Efendimiz. Neha ani şürbi fi aniyeti zehbi vel fidda. Peygamber Efendimiz altın ve gümüş kaplarda olan suyu içmeden nehyledi. Ve an lübsil harir ve dibac. Harir ve dibac, ipekli elbiseler giymeden nehyledi. Ve kâle, Resulullah Efendimiz buyurdular ki, de'uhu lehum, bunları siz onlara bırakın. Yani kafirlere bırakın. Fid dünya, dünyada altını, gümüşü, ipeyi onlara bırakın. Vahye lekum fil ahiret. Bunlar ahirette sizindir. Siz altın, gümüş kaplarına giyip içeceksiniz, ipekler giyeceksiniz. O kafirlerin ahireti yok. Dünyada bunları onlara bırakıyor. Haddesena Ebu Bekre. Kale haddesena Vehbun, kale haddesena Şubetu anil hakem an ibn Ebi Leyla misle.
Haddesena Ali ibn Şeybe, kâle haddesena Ebu Gassan, kâle haddesena Mes'ud ibn Sa'd el-Cu'fi, an Yezid ibn Ebi Ziyad, an Abdurrahman ibn Ebi Leyla mislehu. İmam-ı Tahavi hem Ebu Bekir tarikiyle hem Ali ibn Şeybe tarikiyle bu hadisi rivayet ediyor. Kema yine bir bu hadisi İbn-i Merzuk tarikiyle de rivayet ediyor. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu İshak el-Darir, kâle haddesena İbn Avf, en mücahidin an İbn Ebi Leyla mislehu. İbn-i Merzuk tarikiyle yine bir hadis daha rivayet ediyor. Haddesena ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Asim, kâle haddesena Umar ibn-i Sa'id, an Ebihi, an Ali ibn-i Abdillah, an Ebihi, an Muaviye. Muaviye'den rivayet eyledi. Kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz nehi buyurdular. En lübsil hariri ve zehb. İpekli elbise giymeden altın istimalinden nehi buyurdular. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Vehbü. Kâle haddesena Şu'betü. En ebit teyyah. En reculin min beni leys. En İmran ibn Hüseyin. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eshab'dan İmran ibn Hüseyin buyurdular ki Peygamber Efendimiz neha an lübsil harir. İpek elbise giymeden nehi buyurdular. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccac, kâle haddesena Hammad, kâle haddesena Ebu Teyyah, en Hafsin el-Leysi, en İmran ibn Hüseyin, en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mislehu, eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi, Muhammed ibn Huzeyme terikiyle de rivayet eyledi. Haddesena, burada kalsın, Allah-u Teala alem. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقاب قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن الحسن عن عمران بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبرف من صلى الله عليه وسلم بيردك لا ألبس القميص المكفف بالحرير. لا ألبس ben giymem. Ney? القميص بالألبسي bir kömleki. Öyle kömlek ki المكففe onun etrafı işlenmiş بالحرير ipek ile. Haşiyeleri yahut kolyeleri yahut da etek tarafı etrafı ipekle işlenmiş olan bir kömleki giymem. Ve evmel Hasan. Hasan-ı Basri işaret etti. İlâ ceybi kamisihi. Kendi kömlekinin cebine, yani şu yakaları var ya, buraya işaret etti ki buraları ipek işlemeli olan elbiseyi giymem demiş Peygamber Efendimiz. Raviler de öyle işaretine nekletmişler. Değil hepsi ipek olmak. Yani boğuz tarafına, yukarı tarafını ipekine işlemiş. Kendisi ipek değil. Onu da Resulullah Efendimiz giymemiş. Haddesena Muhammed ibn Nu'man, kâle haddesena Sa'id ibn Mansur, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, عن ثابت البناني قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم İbn-i Zübeyir dedi ki Resulullah Efendimiz buyurdular men lebisel harire fid dünya, her kim dünyada ipeği giyerse lem yelbesu fil ahire, ahirette giymez. O nesibini dünyada aldı, ahirette daha kalmadı. Haddesena Bekkarun قال haddesena Ebu Davud قال haddesena Hişam ibn Ebi Abdillah عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينبرف buyurdular من لبس الحرير في الدنيا her kim dünyada ipeği giyerse لم يلبس في الآخرة آخرette giymez ولو دخل الجنة eğer o adam cennete girerse يلبسه أهل الجنة أهل الجنة ipeği giyerler ولا يلبسه هو فقط o giymez. Ona yok. Mahrum. Dünyada nesibini aldı. Ehli cennet olsa bile cennette o nimetten mahrum oluyor. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Ebu Ma'mer kâle haddesena Abdülvaris kâle haddesena Abdülaziz ibn Süheyb an Enes kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men lebisel harire fid dünya lem yelbesu fil ahire. Her kim dünyada ipeği giyerse ahirette giyer. Peki şimdi burada hadis-i şeriflerde böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli cennet de cennette ne istese hemen ona verilecek. Ehli cennette herkes ipek giysin. Bu adam da ipek giymesini arzu eder. Öyleyse cennette insanın her istediği yerine geçmiyor.
Baksana adam dünyada ipeyi giydiğinden dolayı ahirette cennette başkaları giyecek, o giymeyecek. Ve öteki hadisinin bu hadiste arz etmedi mi? Cennette ne istersen hemen elen geçecek. Bu hadiste diyor ki adama ipek elbisesi vermeyecekler. Ha, bunlardan anlaşılıyor ki yani dünyada kusuru yok, şer-i şerife tam riayet etmiş, kusursuz gitmişse ona her istediği verilecek. Fakat dünyada şer-i şerife muhalefet etmişse orada da bazı nimetlerden mahrum olacak. Orada teessüf edecek. Teessüf var. Teessüf bazı hadislerde de var ki bir adamın kendi eli altında çalışan adamlardan bazılarına çok büyük makamlar verilecek de yıldızlar gibi yukarıda oynayacak. Ya şu makam kimin makamı? Köşk kimin köşkü? Ya senin kölen vardı ya filan kes işte onu. Ya dünyada bu benim elimin altında çalışırdı. O makama çıkmış, ben o makama erememişim. O amel etmiş, emelden o makamı elde etmiş. Sen onun emelini yapamamışsın. Sen emelin aşağıda. Ona teessüf edecek işte. Eyvah, keşke ben de amel etseydim de ben de o makama ermiş olsaydım. Teessüf var. حدثنا ميسر بن الحسن قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن سهيب وسألته عن الحرير عبد العزيز بن سهيب إفكتن sordum ifek hakkında ne biliyorsun فقال سمعت أنس dedi ki أنس بن مالك işittim فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ifekin caiz olmadığını söyledi. Sen bunu söylüyorsun ama Resulullah Efendimiz'den mi rivayet ediyorsun dedim. Fekale dedi ki sediden. Doğru olarak söylüyorum yani Resulullah'tan işittim. Sümme zekere mislehu eyni hadisi şerifi zikretti ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki dünyada ipeyi giyen ahirette giyemez. Şimdi bu sediden ne oldu? Yani sediden sen bu suali doğru söyledin. Sedid doğru demek değil mi? Fekale sediden doğru dedin. Hani biz deriz ya şükre. O da dedi ki sediden yani senin bu sualın yerinde. Dedi ondan sonra hadis-i şerifi okudu ki ben Resulullah Efendimiz'den bak rivayet ediyorum ki men lebisel harire fid dünya lem yelbesu fil ahiret. Dünyada giyen ahirette giymeyecek. Haddesena Yunus kâle haddesena Esed kâle haddesena Şöbetü en Hamidi Tavil en Enes'in kâle künnâ netehaddesu bizâlik. Enes'ten rivayet eyledi ki biz bunu hadis olarak rivayet ederdik. Hadis-i güzellik. Bunu söylerdik hadis olarak ki dünyada ipek giyen ahirette mehrum olacak. Haddesena Yunus ve Bahrun. Kale Yunus ahberen ibn Vehbin. Ve kale Bahrun haddesena ibn Vehbin. Kale ahbereni Amr ibn Haris. Dal değil, ravuni. Tasih edin. Amr ibn Haris ravilerden. Evet. Ondan rivayet ediyor. أن هشام بن أبي رقية اللخمي حدثه قال سمعت مسلمة بن مخلد يخطب وهو يقول مسلمة بن مخلد خطبدا dedi ki أما لكم في القطن sizin için قطنده olmadı mı pamukta fil kettan kettanda olan ketani pamuktan yaparlar pamuktan yapılan ketanda olmadı mı ma bir şey ki yoniküm sizi müstahane kılar en lübsel halil ipek giymekten yani niçin ipek giymeye mühtaç oluyorsunuz ki pamuktan yapılan keten size kafi gelmedi mi gelir demek ki ipek giyenler olmuş adam hutbede onları men ediyor ki ya ipek giymeye ne hacet işte ketenler var pamuktan yapılmış bu size kafi gelir size bu yetmedi mi ki siz ipek giyiyorsunuz ve hâdâ fîküm racülün sizin için içinizde işte bak şu adam var ki yok bir an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bu mesele hakkında haber veriyor, rivayet ediyor. Şimdi kendi hutbesindeki sözünü doğru söylediğini ispat için o sahabeyi gösterdi. O da kim? Ukbe bin Amir. Ondan sonra ne dedi? Dedi ki kum ya Ukbe. Ya Ukbe kalk Resulullah Efendimiz'den eşittiğin hadisi bunlara söyle dedi. فقام عقبة بن عامر عقبة بن عامر قيام etti فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ben Resulullah Efendimiz'i işittim buyururdu
Men lebisel harire fid dünya, her kim dünyada ipeki giyerse harramehu en yelbesehu fil ahire. Ahirette giymeyi Cenab-ı Hak ona haram kılar dedi, hadisi okudu. حدثنا محمد بن حميد بن هشام قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني يحيى بن حمزة عن الوليد بن السائب أن الوليد أبا عمار قال حدثنا أبو أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو أمامة dedi ki ben Resulullah Efendimizi işittim يقول buyururdu لا يلبس الحرير في الدنيا dünyada ipek giymez إلا من لا خلاق له إلا ahirette nesibi olmayan adam giyer. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasrin ve Muhammed ibn-i Hamid kâle haddesena Abdullah ibn-i Yusuf kâle haddesena Yahya ibn-i Hamza kâle haddeseni Zeyd ibn-i Vâkid enne Halid ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Hasan haddesehu kâle haddeseni Ebu Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular. Men lebisel harire fid dünya, her kim dünyada ipek giyerse lem yelbesu fil ahire, ahirette giymez. Ve men şeribel hamre fid dünya, her kim dünyada hamir içerse lem yeşrebu fil ahire, ahirette içmez. Ahirette cennette serhoşluk vermeyen nehir var, ismi hamir. Zevk için onu içerler. Fakat bu dünyada hamir içen adam ondan mehrum olur. Ve men şeribe fi aniyetil fiddati ve zeheb, gümüş veya altın kabda su içerse dünyada lem yeşrep bihima fil ahire, ahirette o kablardan mehrum olur. Yani cennete girmiş, ehli cennet altın ve gümüş kaplarından su içer, ona vermezler. Derler ki sen nesibin dünyada aldın. Sonra cennette dört nehir var. Biri hamir, biri süt, birisi bildiğimiz su, bir daha var. Neydi? Asala, bir de bal. Üç nehir var ki ehli cennet bunlardan içecekler. Dünyada hamir içenleri o hamir nehrinden yok, nesip yok. Sümme kâle, sonra sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki libâsü ehlil cenne ve şerâbü ehlil cenne ve âniyetü ehlil cenne. Halbuki ehli cennetin libası ipektir. İçtikleri şarapları hamirdir. Onların kabları da altın gümüştür. Fakat bu adamlar orada mahrum olacaklar. Dünyada bunları istimal ettiklerinden dolayı. Fefî hâzihil âsâril mütevâtire. İşte bu çok derecede gelen bu eserlerde orucudur. En nehyu an lübsil harir, ipek giymeden nehy olucudur. Resulullah Efendimiz bütün bu hadisi şeriflerde ipek giymeden nehy ediyor. Şimdi evvela bir okudu ki Misver ibn-i Mahrem'e dedi ki Resulullah Efendimiz'e gittik. Resulullah Efendimiz içerideydi. Babası Mahrem'e dedi ki ya Misver, Resulullah'ı çağır. Dedi ki ya Resulullah'ı sen ayağına çağırayım. Ben bunu hoş görmedim. Dedim baba, Resulullah'ı nasıl çağıralım? Dedi ki o cebbar değildir, o peygamberdir, sen çağır, o gelir. Onun üzerine Resulullah'ı çağırdım. Resulullah çıktı, geldi, elinde bir eba. Ebanın düğmeleri altından işlenmiş. Bunu getirdim diyor babam, Mihreme'ye verdi. Dedi ki ben bunu senin için sakladım. Bu hadisi şerif delalet ediyor ki ipek giymek caiz. İpekten bir eba, hatta düğmeleri de altından yapılmış. Bununla istidlal edenler helaldir dediler. Sonradan dedi ki bak bu o bir hadisi şerif. Sonra onda da giy diye bir işaret yok. Al da bunu giy demiyor. Ona veriyor. Vermesinden giymesi lazım gelmez ki. Yani götürür satar, onun parasından istifade eder. Fakat ala külli hal, o diyor ki bunu sat demedi ki, onu vermesi demek ki giymesine delalet eder. Mübahtır. Diyor ki ikinci zümre, diyor ki bak sen bunu rivayet ediyorsun. Bak bu kadar hadisi şerife var. Bunların hepsi nehyediyor. Hatta dünyada bir adam giyerse ahirette mehrum olur. Sonra Peygamber Efendimiz kat'i surette nehyelemiş. Binaenaleyh sizin bu istidlalınız yanlış. Onlar da diyorlar ki hayır, sizin bu istidlalınız yanlış. Ne diyor? Peki Resulullah Efendimiz nehyetmiş haram diye değil. Müstahab olan giymeyi, yoksa haram diye değildir diye. İhtilafa düştü iki zümre. İhtilafa düşünce
hadisler taarruz etti. Öyleyse birisi nasih, birisi mensuh olacak. Bunu araştıralım. Bakalım ki hangisi nasih, hangisi mensuh. فَحْتَمَلَا اَنْ يَكُونَ İhtimal ki ola. Ne ola? Nesehet ma uşul bir hadisler neshetmiş ola. Öyle hadisler ki fihi o hadisler doğrucudur. El ibahetü lilibsi ipeyi giymeyi mübah kılan hadisler neshetmiş ola. O da kimin hadisi? Müsver ibn-i Mahreme'nin rivayeti. Bu öteki hadisleri neshetmiş ola. O nasih ola. Nehi hakkındaki hadisler de mensuh ola. Bu ihtimal var. Ve ihtemele bir ihtimal da var ki en yekune ola. Ma fihil ibahetü mübah kılan hadis Müsver ibn-i Mahreme'nin hadisi ola. Huve nasıha o nasıh ola. Ya mensuh ola ya nasıh ola. Evet. Nüsihata. Fehtemelen yekune nüsihat. Ma fihil ibahetü lülübsi. Caiz ki Müsver ibn-i Mahreme'nin o hadisi mensuh ola. Ve ihtemele en yekune ma fihil ibahetü ve nasıh. Müsver ibn-i Mahreme'nin rivayet etmiş olduğu hadis nasıh ola. Ya mensuhtur ya nasıhtır, bunu arayacağız. فَنَزَّرْنَا فِي ذَٰلِكَ Buna baktık. لِنَعْلَمَ النَّاسِخَ مِنْ ذَٰلِكَ مِنَ الْمَنْسُخِ Hangisi nasih, hangisi mensuhtur? Müsver ibn-i Mahreme'nin rivayeti mübah geliyor. Bu nasih midir, mensuh mudur? Eğer mensuh olursa öteki çok olan hadisler, nehi hakkındaki hadisler nasih oldu. Yok, bu nasih olursa nehi hakkındaki varid olan hadisler mensuh oldu. Biz hangisiyle amel edeceğiz? Nasihle mi, mensuhla mı? Nasihle amel edeceğiz. فَاِذَنْ اِبْنُ اَب۪ي دَاوُدْ قَدْ حَدَّسَنَا Araştırdık, bir de baktık ki İbn-i Ebu Davud bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَلَّافِ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ السَّوَّارِ عَنْ سَعِيدٍ اَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ Enes radıyallahu anh'ten rivayet eyledi Katade. Dedi ki اَنَّ اُكَيْدِرَ دَوْمَ Devmet-i Cendel'in reisi olan Ükeydir. Ükeydir o şahsın ismi. Ama hangi ülkeydir? Devmetül Cendel bir mevkiyen adı Şam tarafında. Onun reisi. İsmi Ehda ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ülkeydir Peygamber Efendimiz'e hediye iledi. Cübbeten min sündüsin. İpekten bir cübbe hediye etti. Ve zâlike bu da, bu hediye de ne vakit idi? Kable en yenha anil harir. Peygamber Efendimiz ipeki nehyetmezden evvel idi. İpeği nehyetmezden evvel bu adam bir cübbe, ipekten bir cübbe Resulullah'a hediye etti. فَلَبِسَهَا Resulullah Efendimiz de o cübbeyi giydi. فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا Nasıl acib ettiler? Çok süslü, pırır pırır yanıyor. Resulullah Efendimiz bunu giydi. Ükeydir'in vermiş olduğu o hediyeyi. Peki burada ne anlaşıldı? Bak sahabe ne diyor? Diyor ki nehiden evvel idi. İpeki nehyetti. Bundan evvel idi o. Demek ki evvelden mübahmış. Hatta Resulullah Efendimiz o cübbeyi de giymiş. Fakat nehi sonradan varid olmuş. Nehi sonradan varid olunca Misver ibn-i Mahreme'nin rivayeti mensuh oldu. Öteki nehi hakkındaki hadisler nasih oldu. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vellezî nefsî biyedî nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki lemenâdîlü Sa'd ibn-i Muaz'in fil cennet cennetteki Sa'd ibn-i Muaz'in mendilleri ehsenü min hâzihi bundan daha güzeldir. Sa'd ibn-i Muaz o vefat etmişti. İşte diyor ki cennette ona verilen mendiller bu cübbeden daha güzeldir. Evet. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عقبة بن عامر أبي الخير diyor ki ben عقبة بن عامر işittim يقول derdi ki خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم bir gün Resulullah Efendimiz bizim yanımıza geldi ve عليه فروج حرير onun üzerinde de ipekten bir kaftan vardı. Fasalla fihi, onda namaz kıldı o kaftanla. Sümmen sarefe sonra namazdan döndü. Fenezâhu, o kaftanı çıkardı. Ve kâle dedi ki, la yembeği libâsu hâzihi, şu ipek kaftanları giymek layık olmaz. Dil müttakîn, müttakilere layık olmaz. Müttakilerin imamı da kendisi.
Demek namaz kıldıktan sonra hoşlanmadı, onu çıkardı ve dedi ki müttekilere layık değildir. Öyleyse evvelden mübah idi, sonra da nehyedildi. Bu hadis-i şeriften de bu anlaşıldı. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Asim kâle haddeseni Abdülhamidi bin-i Cafer kâle haddesena Yezid bin Ebi Habib ve zekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ebu Bekret tarikiyle de rivayet ediyor. Haddesena Yunus kâle haddesena Abdullah bin Yusuf kâle haddesena Leysu an Yezid bin Ebi Habib an Abil Khayr an Ukbete bin Amir ennehu kâle. Yunus tarikele de İmam-ı Tahavi yine Ukbetü bin Amir'in hadisini rivayet ediyor ki ennehu kâle. Ukbetü bin Amir dediler ki Öhdiye ila Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'e hediye verildi ferrucun harirun. İpekten bir kaftan. Felebisehu onu giydi. Sümme zekere mislehu. Sonra aynen yukarıdaki hadisi şerifin mislini zikreyledi ki yani onda namaz kıldı. Namazdan sonra gitti çıkardı dedi ki müttekilere bunu giymek layık değildir. Fedellet hadil asar. İşte bu rivayete ilediğimiz bu hadisler delalet eder ki enne lübsel hariri kâne ipeyi giymekten nehi kâne ba'de ibahatihi onun ibahasından sonra oldu. Evvela mübah oldu sonradan nehyedildi. Fe'alimna biz bildik ki enne maşhur bir hadisler ki جَاءَ فِي النَّهِي Nehi hakkında geldi. اَنْ لُبْسِهِ ipeyi giymeden Nehi hakkında gelen hadisler هُوَ işte o hadisler اَنَّاسِخُ نَاسِخُ هُوَ النَّاسِخَ مَا جَاءَ نَاسِخَ olur هُوَ النَّاسِخَ yahut da cümlesi olur اَنَّمَا جَاءَ فِي النَّهِي عَنْ لُبْسِهِ هُوَ النَّاسِخَ cümlesi kenanın haberi olur. Nasih olan odur. Neyi? لِمَا جَاءَ فِي اِبَاحَةِ لُبْسِهِ İpeyi giymek mübahtır diye gelen hadisler hakkında onları neskeden bunlar oldu. Nehi hakkındaki hadisler nasih oldu, mübah hakkındaki hadisler mensuh oldu. Bundan bu anlaşıldı. وَهَذَا اِذَا işte bu da قَوْلُ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدْ bu üç imamın kavli budur ve ekseri ulema, ulemanın ekserisinin kavli de budur. Yani evvela mübah idi, sonradan haram kılındı. وَقَدْ رُوْيَنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكِ Resulullah Efendimiz'in işte hadislerini işittiniz. Bundan sonra bir de ashab-ı kiramın kendi kavulleri var. Onlardan da rivayetler var. Onlardan gelen rivayetlerden birisi مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا وَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمِ عَنْ اَب۪يهِ اَنَّ عَمَّهُ إِسْمَعِيلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ Sa'd ibn İbrahim babası İbrahim'den rivayet ediyor ki amcası İsmail ibn Abdurrahman dakhala ma Abdurrahman ila Umar. Abdurrahman'la beraber Hazreti Ömer'in huzuruna girdi. Ve aleyhi kamisun min harir. Hazreti Ömer'in üzerinde de ipekten bir elbise var idi. Ve kalban min zahab. Altından da iki bilezik var idi kollarında. Hazreti Ömer'in kollarında altından iki bilezik var idi. Feşakkal kamise. O gömleği ortadan ikiye böldü. Ve fekkel kalbeyni kollarındaki bilezikleri de çıkardı. Ve kâle dedi ki izheb ila ümmik. Bunları al anana götür. Ne demek Hazreti Ömer onları devamlı giymek için değil. Yani onu bakmak için üzerine evvela giymiş. Kollarına da o bilezikleri takmış. Ondan sonra bakmış kim gelmiş. O gelen zata bakmış, ha, Abdurrahman'ın oğlu dediğine göre Allah-u Alem Abdurrahman ibn-i Evf'ın oğlu. Onu zikretmiyor, hangi Abdurrahman? Onun oğluna diyor ki, bunları al anana götür. Niye anasına götür? Çünkü erkeklere caiz değil de onun için anasına gönderiyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ahmed'u kâle haddesena Mis'arun an Vabrate bin Abdurrahman'ın Amir'in an Süveydi bin Gafele kâle etine Ömer. Biz Süveyd ibn-i Gafele diyor ki Hazreti Ömer'e geldik. Ve aleyna min siyab ehli Faris. Biz İranlıların elbiselerinden giymiştik. Üzerimizde İran'ı vakıfta fethettiler ya. İran elbiselerinden süslü müslü elbiseler üzerimizde var idi. Evkale Kisra ya ehli Faris dedi ya ehli Kisra. İkisi bir. Yani İran elbiseleri. Fekale
Hazreti Ömer dedi ki: "Berahallahu Allahu Teala gazap eder hazihil vücuh bu yüzlere." Bu adamlar o elbiseyi giydiğinden Allah bunlara gazap eder dedi. "Feracana felqinaha." Biz döndük o elbiseleri çıkardık. "Ve lebisna siyabal arab." Arab elbiselerini giydik. "Feracana ileyhi." Döndük Hazreti Ömer'e geldik. Çünkü Hazreti Ömer beddua etti. Allah bunlara sevmez. Allah gazap etsin. Bu fiil-i mazi suretinde dua da olur, inşa da olur. Berahallahu, Allah gazap etsin. Hani radıyallah gibi. Allah razı olsun. Radiye fiil-i mazi, razı oldu. Bu manaya değildir. Allah razı olsun. Lefse mazi suretinde ihbar, fakat manen inşa. Allah razı olsun demek. Bu da böyle. Berahallahu, Allah gazap eylesin. Hazihil vücuh, bu yüzleri Allah gazap eylesin. Niye? Kendi elbiselerini, Arap elbiselerini çıkarmışlar. İran elbiselerini giymişler. Faris elbiselerini. Onlar da hemen gitti çıkardı. Arap elbiselerini giydiler. Hazreti Ömer'in huzuruna tekrar geldiler. Fekale. O vakit Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki: "Entüm hayrun min kavmine tevni." Entüm siz hayrun daha hayırlısınız. "Min kavmin" bir cemaatten ki "etevni" bana geldiler. "Ve aleyhim siyabu kavmin." Onların üzerinde de bu kavim, yani Kisra'nın, İranlıların elbiselerinde var. Siz onlardan hayırlısınız. Yani bir cemaat ki İran elbisesiyle benim huzuruma girdi. Onlar hayırlı değil ya. Arap elbiselerini giydi de benim huzuruma girdi. İşte bunlar hayırlıdır. لَوْ رَضِيَهَا اللّٰهُ لَهُمْ Eğer onlara Allah razı olsaydı, bu elbiseleri, onların giymelerine Allah razı olsaydı, lem yulbisum iyyaha, onlara giydirmezdi. Demek ki İran halkından bu elbiseleri giydiğinden Allah-u Teala onlardan razı olmadı bu. Niye böyle fahfahaya düştüler? Evet. La yasluhu ev la yahillu. Peygamber Efendimiz buyurdu ki salih olmaz yahut helal olmaz. İlla isbe'ayni ev selasen ev erba'an. Yani harire. İpekten ya iki parmak, ya üç parmak, ya dört parmak helal olur. Bu cemaatin elbiseleri neymiş? Anlaşılıyor, ipekmiş. İpek elbiseleri giymiş. Hazreti Ömer beddua etmiş. 70 ipek elbiselerini çıkarmış, Arap elbiselerini, pamuktan olan elbiseleri giymiş gelmişler. Bu vakitte Hazreti Ömer o ipek elbisesini giyenlerden siz hayırlısınız. Eğer o ipek elbisesini giymek Allah razı olsaydı, bu İranlılara giydirmezdi. Bak İranlılara gadab etti. Onlar onu giydiklerinden dolayı da onların memleketini aldı, Müslümanlara verdi. Haddesen Ebu Bekret'e kâle haddesen Ebu Ahmet kâle haddesen Süfyan an İsmail ibn-i Semih an Müslim'il Batîn an Ebi Amr'in Şeybani kâle râ Ali ibn Ebi Talib. Hazreti Ali radıyallahu anh gördü alâ racülin bir adamın üzerinde cübbeten bir cübbe gördü ki fi sadrihi göğsünde orucuydu linetun min dibacin ipekten yumuşak bir şey vardı göğsünde o cübbenin göğüs tarafında ipekten yumuşak bir şey dikili fekale lehu aliyun Hazreti Ali ona dedi ki ma hada şey ullezî tahte lihyetik senin bu sakalın altında göğsünde olan o yumuşak nedir fecale racülü yenzur adam baktı kaldı neymiş acaba o ona baktı فَقَالَ لَهُ رَجُلْ Başka bir adam ona dedi ki اِنَّمَا يَعْنِ دِيبَاجْ Hazreti Ali onun göğsünde dibaç ipek vardı. Onu kastetti. Yani Hazreti Ali bak sakalın altındaki bu nedir? Demek ki sakalın hizasını kablayacak kadar bir ipek dikiliydi ona. Hazreti Ali bunu bile inkar etti. Bu nedir dedi. O adam da baktı. Durdu baktı. Yani bir şey de diyemedi. Hazreti Ali o kadarı da inkar etti. Değil hepsi ipek olsun. Peki Hazreti Ömer'in bu şekilde emretmesi, Hazreti Ali'nin bu şekilde emretmesi, bunlar hep ipek giymenin haram olduğuna delalet ediyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena İbrahim ibn-i Beşşar kâle haddesena Süfyanu en Amrin en Saffan ibn-i Abdillah ibn-i Saffan kâle istâzene Sa'd ibn-i Ebi Vekkas ala ibn-i Amir Sa'd ibn-i Ebi Vekkas Ukbet ibn-i Amir'in yanına gitti, içeri girmek için izin istedi. Ve tahtehu merafiqu min harir altında da oturacak mirfakler yani yastık yahut da döşek vardı ipekten Rukbet ibn Amir'in. Bir de dediler ki Sa'd ibn Ebi Vekkas izin istiyor içeri girecek. Fe emere biha farukat. Dedi ki eceler şu ipekli döşekleri kaldırın, ipek döşekleri, yastıkları kaldırın diye emretti. Kaldırdı. Biliyor şimdi Sa'd ibn Ebi Vekkas
itiraz edecek ona. فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ Hazreti Sa'd içeri girdi ki وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ شَتْرُهُ حَرِيرٌ Onun üzerinde bir rida var, yarısı ipek. Onları kaldırmış da yalnız üzerindeki rida kalmış. Onun da yarısı ipek, yarısı ipek değil. فَقَالَ لَهُ اِبْنُ عَمَرٍ Yani yarısı dedi ki, içi yüzü, bir tarafı ipek, ipek öyle dokunmuş ki, yun yahut da pamuk tarafı bir tarafa gelmiş, ipek tarafı da bir tarafa gelmiş. فَقَالَ لَهُ اِبْنُ عَمِرٍ İbn-i Amir dedi ki, ya Ebu İshak, Sa'di bin Ebi Vakkas'ın künyesi Ebu İshak dedi, ya Ebu İshak, اِسْتَازَنْتَ عَلَيَّ Sen benim evime girmek için izin istedin, ve tahti merafiku min harir ipekten döşekler vardı fe emertu biha farufi'a sen ipeki sevmezsen diye emrettim onları kaldırın kalktı onlar kaldırdılar fe kâle ni'mer racülü ente Hazreti Sa'd dedi ki sen ne güzel adamsın İbn Amir sen güzel bir adamsın in lem tekum minellezine eğer şu adamlardan olmasa idin güzel adamsın ama fakat ayeti kerimede zikredilen şu adamlardan olmasa idin. O ayeti kerime ne? قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلِ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onlar hakkında buyurdu ki اَسْتَعُذُ بِاللّٰهِ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اَذْهَبْتُمْ Siz giderdiniz طَيِّبَاتِكُمْ kendi güzel halal işlerinizi, mallarınızı فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا dünya hayatında onları giderdiniz وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا dünyada onlarla faydalandınız. Bunlardan oldu. Bu müminlerin hakkı bu ipek istimali cennetteydi. Sen bunları istimal ettiğinden dolayı sen de ahirette ipekten mehrum kalacaksın. Bu zümreden oldu. Sen iyi adamsın ama bunlardan keşke olmasaydın. O da dedi ki ya ben ipekleri kaldırdım. Bir kala kala üzerinde bir vida kaldı. لَنْ اَوْضَجَ عَلَى جَمْرِ الْغَطَى Ben gata ağacının ateşine oturmam اَحَبُّ اِلَيَّ bana daha sevgülüdür مِنَ الْاَوْضَجَ عَلَى مَرَاتِقَ حَرِيرٍ İpek döşeklere oturmadan o gata ağacının üzerine oturmam daha hayırlıdır. Gata ağacı nedir? Esil ağacından olan bir ateştir ki uzun müddet devam eder. Yaban armudu diyor Arapları da buna. Yaban armudu. Fakat Araplar da esil diyor ki onun ateşi çok kuvvetlidir, uzun müddet kalır. Hani Türkiye'de palıt dedikleri bir şey vardır, onun da uzun müddet kalır ama fakat bununki daha çok kalır. Günlerce devam eder. Ateş oldu mu birkaç gün devam edermiş. Hiçbir ağacın kömürü ateşi o kadar devam etmiyor. İşte o ağacın, o ateşine oturmak, ipekli minderlerin üzerine oturmaktan daha ehvendir, dedi. قَالَ فَهَذَا عَلَيْكَ مِتْرَفٌ İşte bak, sen o minderleri kaldırmasan ama üzerinde diyor bir örtü var. شَتْرُهُ خَزُّنْ وَشَتْرُهُ حَرِيرٌ Bir tarafı yun, bir tarafı ipek. Niye bu ipekliği kullandın, dedi. قَالَ عُقْبَةُ بْنَ عَمِرِ dedi ki اِنَّمَا يَلِي جِلْدِ benim cildim tarafına geldi مِنْهُ bundan الْخَزُّ خَزْ tarafı yani ipekli tarafı dışarıda benim vücut tarafıma gelen ipekli tarafı değil yun tarafı yahut da gül tarafı yani dışarıdan süslü görünüyor ama vücuduma onun yumuşağı değdiği yok dedi. İyi bu da neye delalet etti? İpek'in istimalının haram olduğuna delalet etti. Bunlar hep Peygamber Efendimiz'den sonra ashabın fiiliyle istidlal ediyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena İbrahim'e kâle haddesena Süfyan ve Amr ibn Dinar en Talq ibn Habib kâle kultu libni Ömer erayite hâzellezî tekûlü fî hâzel harîr İpek hakkında diyen adamı görmedin mi? Eşeyün semi'tehu min Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem Sen bunu Resulullah'tan mı işittin? اَوَّجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Yahut Allah'ın kitabında mı buldun? Dedi. قَالَ Evet. İbn-i Ömer dedi ki مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ Allah'ın kitabında görmedim. وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den de bizzat kendim işitmedim. وَلَاكِنِّ رَأَيْتُ اَهْلَ الْاِسْلَامِ يَكْرَهُنَهُ Fakat ehli İslam'ı gördüm, ipeci hoşlanmıyorlar.
Abdullah bin Ömer'in kendisi bizzat Resulullah'tan işitmemiş. Fakat başkalarını görmüş ve hoşlanmıyorlar. Demek ki Resulullah Efendimiz'den rivayet gelmiş. Haddesena Süleyman bin Şuayb, kâle haddesena İbn-i Kusayb, kâle haddesena Yezid bin Züreyya, an Abdillah bin Avv, kâle la a'lemuhu illa kâle anil Hasan. Ben bilmiyorum, bu Abdullah bin Avv'ni illa Hasan-ı Basri'den rivayet etmiş biliyorum. Kâle dekhalna ala ibn Ömer bil Betha. Betha yani Mekke'de Abdullah bin Ömer'in huzuruna girdik. Fekâle lehu recül, bir adam ona dedi ki, inne siyâbena hâdihi, bizim bu elbiselerimiz, yuhalitu el harir, ona ipek karışık var. Yani halis ipek değil, giyelim mi giymeyelim mi? Kâle de'uhu, dedi onu terk edin. Galiluhu ve kesiruhu haram. Galiluhu ve de'uhu, galiluhu ve kesiruhu. Siz onu terk edin, azını da terk edin, çoğunu da. Yani ipek ister çok olsun ister az olsun giymeyin. قال أبو جعفر فذهب ذاهبون إلى أن ما حرم من ذلك فقد دخل فيه النساء والرجال جميعا. Şimdi ipek giymek hakkında iki rivayet okuduk. Birinci rivayet caizdir dediler. İkinci rivayet hayır caiz değildir dediler. Bu iki rivayetin arasını telif etti. Dedi ki her iki hadis de sahihtir. Halaldır, haramdır. Hakkında rivayet edilen hadisler sahihtir. İslamiyet'in evvelinde mübah idi. Sonradan bu haram kılındı. Binaenaleyh halal diyen hadisler sahih fakat mensuh. Haram rivayeti olan hadisler onlar da sahih ve nasih. Emel onların. Fakat üçüncü bir cemaat çıktı. Dediler ki bu haram. Erkeğe mi haram, kadına mı haram? Şimdi okuduğumuz rivayette erkeklere haram, kadınlara helal. Bu üçüncü bir zümre çıktı dedi ki hayır, erkeğe de haram, kadına da haram. Şimdi öyle diyor. Diyor ki فَزَهَبَ زَاهِبُونَ Gidenler gittiler. Neye? اِلَا اَنَّ مَا شُولْ بِرْ لُبْسِ حَرِرْكِ حَرُمَ حَرَمْ oldu. مِنْ زَالِكِ اِفَكْتَنْ İpeği giymeden haram olan şey. فَقَدْ دَخَلَ ف۪يهِ Bu harama dahil oldu. En-nisa'u kadınlar, ver-ricalu erkekler cemiyen hepsi dahildir. Erkek de ipek giyemez, kadın da ipek giyemez dediler. Ve-ihtecu fi zalik. Bu mesele hakkında ihticac ettiler. Bi-kavlin-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in kavliyle. Men lebisehu fi'd-dünya lem yelbesu fi'l-ahire. Her kim dünyada giyerse ahirette giymez. Men elfaz-ı umumdandır. Her kim dedi mi kadın da dahil, erkek de dahil. Elfaz-ı umumda. Öyleyse diyor Resulullah Efendimiz men kelimesiyle dedi. وَلَمْ يَخُصَّ Peygamber Efendimiz tahsis etmedi. فِي ذَلِكْ Bu mesele hakkında اَرْرِجَالَ رِجَالِ دُونَ النِّسَى Ricale haramdır, kadınlara helaldir diye bir tahsis yok. Men elfaz-ı umumda ne? Binaenaleyh erkek, kadın, her kimse hepsi buna dahil dediler. قَالُوا dediler ki bunlar قَدْ رَأَيْنَا Şimdi bu nakil. Kıyasa gelince de biz gördük neyi? Aniyete zehebi vel fidda. Altın ve gümüş kablarını gördük. Harumet alel müslimin, Müslümanlar üzerine haramdır. Altın kabda yemek yemek. Erkeğe de haramdır, kadına da haramdır. Leenneha, çünkü altın ve gümüş kablar aniyatül küffar, kafirlerin kablarıdır. Kafirler altın ve gümüş kablarda yerler. Festeva fî zâliken nisâ var rica. Altın ve gümüş kablarda yemek yemek haramdır. Burada erkek kadın müsavidir. Erkek de yiyemez, altın da yiyemez. Kadın da yiyemez. Ne kadın yiyebilir ne erkek yiyebilir. Müsavi. Madem haram olan altın ve gümüş kablarda erkek ve kadın müsavi ise, öyleyse ipek giymekte de erkek ve kadın müsavidir. Erkeğe haram olan şey kadına da haramdır dediler. فَكَذَٰلِكَ الْحَرِيرِ İpek de böylecedir. Lemma harama alel muslimin Müslümanlara baktaki haram oldu o da böyle oldu. Erkeğe de haram oldu kadına da. Lennehu libasul kuffar Kafirlerin libasıdır. İpek kafirlerin libasıdır. Nasıl altın ve gümüş kablar kafirlerin kablarıdır. Erkek ve kadın onları istimal edemez ise ipek de kafirlerin elbisesidir. Erkekler onu kullanmadığı gibi kadınlar da kullanamaz dediler. Evet.
İstevâ fîhî ricâlü ve nisâü cemî'en. İpek giymede de erkekler ve kadınlar hepsi müsavi oldular. Bunların delili de bu. Bu üçüncü bir zümre. فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ ذَهَبَ اِلَى هَذَا الْقَوْلِ. Bu kavle sahip olanların delillerindendir yine. Tekrar delil getirdiler ki اَنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُسَبَّغَاتِ. Dedilerse bak bir delil daha var ki sarıya boyanmış elbiseleri giymeden Müslümanlar nehyedildiler. وَقِيلَ اِنَّهَا لِبَاسُ الْكُفَّارِ. Denildi ki niçin nehyedildiler sarıya boyanmış elbiseyi giymek haramdır? Çünkü kafirlerin libasıdır. Kafirlerin libası olunca bunu erkek de giyemez, kadın da giyemez. Bu da bir delil. Bunun hakkında da rivayet var. وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكِ. Sarı boyanmış elbiselerin giyilmesi haramdır. Çünkü kafirlerin libasıdır. Bunu ispat eden hadis de nedir? Maşhur bir hadistir ki حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةِ قَالَ حَدَّسَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّسَنَا يَهْيَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَا بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz رَأَى عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرٍ üzerinde gördü ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ sarı rengi boyanmış iki elbise yani izar-ı rida. İki elbise gördü ki sarı boyalı. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hâzihi min siyâbil kuffâr. Bu giydiğin bu sarı elbiseler kafirlerin libaslarındandır. Fela telbesha bir daha bunu giyme dedi, nehyetti. Sarı boyalı elbiseyi kafirler giyermiş. Resulullah Efendimiz Abdullah bin Ömer'i men ediyor ki bir daha bunu giyme. İşte bu da delil oldu. Bak sarı boyalı elbise kafir mali olduğundan dolayı Abdullah ibn Ömer'i men etti. Bunda erkek kadın müsavidir. Erkek de giyemez, kadın da giyemez. Öyleyse ipekli elbise de kafirlerin siyabındandır. Erkek de giyemez, kadın da giyemez dediler. Yine bir hadisi şerif daha bu hadisi başka bir senetli isnat ediyor. Haddesene ibn Merzuk kâle haddesene Harun ibn İsmail el-Hazzaz قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى فذكر بإسناده مثله أين حديث شريف ابن مرزوق طريقيله إمام التحاوي روايه ediyor ففي هذا الحديث بو حديث شريف تقول وجودر كي أن الثياب المصبغة بويالي elbiseler ثياب الكفار kafirlerin elbiseleridir boyalı elbise kafirin elbisesidir. O da hamma müsebbak. Boyanmış ama bu sarı boyanmış. Herhangi bir renk demek değil. Gelecek izahı var. فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ Biz bu meseleye baktık. هَلْ حَرُمَ لُبْسُهَا لِهَذِي الْعِلَّةِ Bu boyalı elbiseler haramdır. Kafirlerin elbiseleri olduğundan dolayı. Fakat kime haramdır? عَلَى النِّسَاءِ اَمْ لَا Erkeklere haram, kadınlara da haram mıdır, değil midir? Bunu araştırdık, buna baktık. Öyle ya, Abdullah ibn Ömer erkek, erkeği nehyetmiş. Ama kadına da bunun şumulü var mı, yok mu? Bunu arayıp bakacağız. Eğer Resulullah Efendimiz kadınlara da giymeyin demişse, öyleyse kadınlara da haramdır. Yok, kadınlara cevaz vermişse, erkeklere mahsustur. Erkeklerin giymesi caiz değildir. Araştırdık. فَاِذَنْ سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ Baktık ki Süleyman ibn-i Şuayb قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا الْخُسَيْبِ قَالَ حَدَّسَنَا عُمَارَةُ بْنُ زَادَانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ النُّمَيْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ Enes-i bin Malik dediler ki جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. عَلَيْهِ ثَوْبٌ مُعَصْفَرٌ Özfür denilen bir ot vardır ki sarı renk verir. O özfür otu ile boyanmış sarı renkli bir elbise var idi üzerinde. Fekale lehu sallallahu aleyhi ve sellem o adama dedi ki lev enne sevbeke hâza senin bu elbisen olsaydı bu elbisen kâne fit tennur tennurda olmuş olsaydı
lekâne hayren leke, senin için daha hayırlıydı. Senin üzerinde olana kadar ateş yanan tenurda olsaydı daha hayırlıydı bu, dedi o sahabeye. Fezehebe racül, o adam da hemen çıktı, gitti. Fecealehu tehtel kıdri evfit tenur, gitti ki çömlekin altında ateş yanıyor. Hemen elbiseyi çıkardı, ateşe verdi. Yahut da tanura verdi. Yani ashab-ı kiramın imanına bak. Resulullah Efendimiz ne emrediyorsa hemen tatbik edilecek. Senin üzerinde olana kadar ateşte olsaydı daha iyiydi, dediği gibi adam hemen gitti, elbisesini çıkardı, bu ateşe verdi. Fe'aten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra döndü, Peygamber Efendimiz'in huzuruna geldi. Kale sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz baktı ki elbise yok. Ona dedi ki, ma fe'ale thevbüke, elbisen ne işledi, elbisen ne oldu? Dedi, sordu ona. Kale, dedi ki, sena'atu bihi ma emerteni, emrettiğin şeyi ben işledim, dedi ona. Ne dedin? Tanurcu olsaydı daha iyiydi, ben de götürdüm, tanura attım. Fekale lehu sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, مَا بِهَذَا اَمَرْتُكَ, ben götür yak diye seni emretmedim ki. Tanur da olsaydı daha iyiydi demekle götür bunu yak demedim ki. Yani sen yanlış anladın. اَوَلَا أَلْقَيْتَهُ عَلَى بَعْدِ نِسَائِ, götürsen de senin ailelerinden bazılarına verseydin daha iyi olmaz mıydı? Yani sen kendin giyme, benim kastım bu. Ama onu götürüp yakıncaya kadar verseydin kadınlar giyeydi daha. Götür yap demedi. O sahabe öyle anladı. Tandırda olması daha iyi deyince hemen götürdü, tenura attı. Halbuki Peygamber Efendimiz'in kasti bunu götür kadınlara ver. Ama o adam anlamadı. Onun için ikinci defa Peygamber Efendimiz izah ediyor ki sen meseleyi yanlış anladın. Bunu götürseydin de bazı kadınlarına vermiş olsaydın, yakmasaydın daha iyiydi. E bundan ne anlaşıldı? Ha, kadınlara helalmış, erkeklere haram. Kadınlara sari boyalı elbiseyi giymek helalmış. Fekâne zâlike tehrîm. Öyleyse bu sari boyalı elbiseyi giymek haramiyet oldu. Aler rical, erkeklere dûnen nisa, kadınlara değil. Şimdi öteki adam kıyas yaptı. Sari renkli elbiseyle ipekli elbiseyi bir tuttu. O ikisi de erkeğe de haram, kadına da haram diye istidlal etti. O ona cevap vermek istiyor ki evet sen ikisini tuttun ama bak sarı boyalı elbiseler kadınlara helal, erkeklere haram. Öyleyse ipekli elbise de böyle. Ve kadru yefî zâliken eshâb-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Sarı renkli elbiselerin kadınlara helal olduğuna dair rivayet edildi. Mâ haddesene Ebu Hazim. Ebu Hazim'in rivayet etmiş olduğu hadis rivayet edildi. Kim Ebu Hazim? Abdülhamidi bünü Abdülaziz. Kâle haddesene Bündar. قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي قال دخلت على عائشة. إبراهيم النخعي diyor ki Hazreti Ayşe'nin huzuruna girdim. فرأيت عليها, onun üzerinde gördüm. ثيابا مصبغة, boyalı elbiseler gördüm. Hazreti Ayşe'nin giymiş olduğu entari boyalıydı diyor. Ya kadına haram olsaydı Hazreti Ayşe giymezdi. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرني ابن جريج عن موسى بن عقبه قال كانت ام سلمة وعائشه وام حبيبه ازواج مطهراتان حضرتي ام سلمة حضرتي عائشه حضرتي ام حبيبه هر üçü de يلبسن المعصفرات عصفرla boyanmış elbiseler giyerdiler, yani sarı ile boyanmış elbiseler giyerdiler, haram olsa giymezdiler. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا. ابو الزبير diyor ki ben Cabir ibn Abdullah'ı işittim. يقول لاهله, kendi kadınlarına derdi ki ehline, لا تلبسوا ثياب الطيب, siz kokulu elbiseyi giymeyiniz. وتلبسوا الثياب المعصفره من غير الطيب, kokusu olmayan sarı boyalı elbiseleri giyiniz. Yani ihramda. İhrama girerken emretmiş ki öyle kokulu elbiseleri giymeyin. Fakat kokusuz elbiseleri ama sarıymış. Olsun giyin. Burada da anlaşılıyor kadınların sarı giymesi caiz.
Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin enne Malik'en haddesehu an Hişamin an Urvete an Ebihi an Esma'a bint Ebi Bekir'in Siddik. Hazreti Ebu Bekir'in Siddik'in kızı Hazreti Esma radıyallahu anhadan rivayet eyledi. Enneha kânet telbesus siyâbel mu'asferat. Usfur ile boyanmış elbiseler giyer idi Hazreti Esma. Vahiyye muhrimi. Halbuki kendisi de ihramda. İhramda iken sarı renkli elbise giyer idi. Leyse fihinne zaferan. O elbiselerde zaferan da yok. Zaferan kokudur. Yani onu koku olarak vurmuş değil de çünkü kokuyu vurur da o zaferandan dolayı bir koku, şey sarılık alır ve o kokar. Yok öyle değil. Zaferan yok. Yalnız özfür. Özfür kokusuz bir ottur. Kokusu yoktur. Ondan boyanır. Özfüründen boyanmış. Bu da ispat etti ki özfür ile boyanan bir elbisenin giyilmesi kadınlar için caiz imiş. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahbereni Yahya ibn-i Abdillah ibn-i Salim an Hişam ibn-i Urve an Fatimete bint-i Münzir enneha kâlet. Fatime bint-i Münzir dedi ki ma rayitu esma, Hazreti Esma'yı ben görmedim. Lebiset illel ma'asfer. Onu giymiş görmedim illel ma'asferi. Ne gördümse üzerinde sarı renkli boyanmış elbiseler gördüm. Daima onu giyerdi. Hatta laqiyetillah azze ve cel. Hatta vefat edinceye kadar üzerinde sarı ile boyanmış elbise var idi. Ve in kânet le telbesü sevbe يقوم قياما من العصفر وإن كانت وقلدوسه ده لتلبس الثوب elbiseyi giyer ise يقوم قياما من العصفر عصفر'den kaim olmuş bir elbise gibi olurdu. Osfur yani o kadar sarı üsfürle sarı boyanmış ki göğe üsfürün kendisi o otun kendisi yani o kadar şiddetli boyanmıştı. Ve in kanet İnşan, buradaki in, inneden muhatap. İn, kânet oldu, letelbesü giyerdi. Essevbe elbiseyi. Öyle elbise ki, yekûmû kaim olurdu. Kıyamen kaim olmakla minel usfür. Üsfürden, göğe otun kendisinden yapılmış bir elbise gibi elbiseleri giyerdi. O yani kuvvetli boyanmasından kinaye. فَمَا يُنْكِرُونَ اَنْ يَكُونَ الْحَرِيرُ كَذَلِكَ. Peki bu zümre niçin ipe gide kadınlara haram kılıyorlar? Niye inkar ediyorlar? Belki ipek de işte bunun gibi. Sarı boyalı elbiseler kadınlara helal, erkeklere haram. İpek de böyle. Hayır, ipek böyle değildir. Ne şeydir? Ne şeydir ki istifamiye? يُنْكِرُونَ bunlar inkar ediyorlar. Ney en yekûnel harîrü kezâlik. İpek de böyle olmasını niçin inkar ediyorlar? Fe yekûne lipsuhu. İpek elbisenin, ipekli elbisenin giyilmesi olan mekruhen lir ricâl. Erkeklere mekruh ola. Gayre mekruhen lin nisa. Kadınlara da mekruh olmaya. Bunu niçin inkar ediyorlar? Erkeklere caiz, kadınlara caiz. Erkeklere caiz değil, kadınlara caiz. Şimdi onlar tekrar itiraz ediyorlar. Diyorlar ki فَاِنْ قَالُوا لَنَا. Eğer onlar bizi itiraz etseler, deseler ki فَلِمَ لَا تُشَبِّهُونَ. Niye siz teşbih etmiyorsunuz, benzetmiyorsunuz? حُكْمَ لِبَاسِ الْحَرِيرِ فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda ipek elbisesinin hükmünü niçin teşbih etmiyorsunuz? بِحُكْمِ اسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْشُطَّةِ. Altın ve gümüş kablara niçin teşbih etmiyorsunuz? Yani onlar bize itiraz ediyorlar ki siz ipekli elbiseyi özfürle boyanmış sarı elbiseye teşbih ediyorsunuz. Sarı elbise kadınlara helal, öyleyse ipek elbise de kadınlara helal diye kıyas yapıyorsunuz. Yok, kıyası öyle yapıncaya kadar altın ve gümüş kaplarına teşbih edin. Altın ve gümüş kapları kadına da haram, erkeğe de haram. Öyleyse ipekli elbise de öyle, ona kıyas edin. Niçin böyle yapmıyorsunuz derlerse kıylelehum. Onlara denilir ki bizim elbiseye teşbihimizde bir mana var. Elbiseyi altına gümüşe teşbihde o mana yok. لَاَنَّ ثِيَابَ الْمُسَبَّغَةَ.
sari ile boyanmış elbiseler, hiye minel libas, libastandır, elbisedendir. Ve kezalike siyabül hariri ve dibaç, ipekli ve dibaçlı olan elbiseler de elbisedendir, elbise cinsindendir. Ve zehebu vel fittatu, altın ile gümüş ise, hüma minel evani, onlar kablardandır, kaptır onlar, altın ile gümüş olan kablar, elbise değil o. Evet. Ve libasu libas ba'duhu bi ba'din eşbeh. Ba'si ba'sine daha eşbehtir. Minhu bil aniye. Ve libasu libas ba'duhu ba'si bi ba'din ba'sine eşbehu daha ziyade benzer. Neden? Minhu o libasın bil aniyeti aniyeye benzemekten. Yani elbiseyi alıp da onu kaba benzedene kadar elbiseyi elbiseye benzetmek daha doğru. Elbiseyi elbiseye kıyas ederiz, onu ona benzetiriz. Çünkü ona daha yakın. Elbiseyi kaba benzedene kadar elbiseyi elbiseye benzetiriz. Niçin ipek elbiseyi altına gümüşe teşbih edelim? O uzak. Daha yakın hangisi? Elbiseyi, ipekli elbiseyi, sarılı elbiseye teşbih ederiz. Onun cevabı da bu. وَهَذَا قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُسُفْ وَمُحَمَّدٍ رَحِمْهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu üç imamın kavli de budur. Yani bizim mezhebe göre İpekli elbise erkeklere haramdır, kadınlara değil. Özsür ile boyanmış sarı elbiseler, onlar da erkeklere haramdır, kadınlara helaldir. Ve kad rüye fî zâlike eyda anin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Meselenin böyle olduğu hakkında rivayet edildi. Mâ haddesenâ Rabi'ül Me'ezzin. Rabi'ül Me'ezzin'in İmam-ı Tahavi'ye rivayet etmiş olduğu hadis. Kâle haddesenâ Şuayb ibn-i Leys. قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن ابن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب يقول حضرت علي أشد دردك ابن زرير إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم أفندمز أخذ حريرا في يمينه إبك لألبسي صائلنا ألدي وَاَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ ف۪ي يَسَارِهِ Altını da aldı sol eline. Sağ eline ipekli elbiseyi aldı. Soluna da altını aldı. ثُمَّ قَالَ Sonra buyurdu ki اِنَّ هَذَيْنِ Şu ikisi, yani ipekli altın, haramun haramdır. عَلَى ذُكُورِ اُمَّتِ Benim ümmetimin erkeklerine haramdır. Hadis sarih. İpek elbise, bir de altın istemali ümmeti Muhammed'in erkeklerine haramdır. Haddesena Hüseyin ibn Nasr'in kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle haddesena Muhammed ibn İshak an Yezid ibn Ebi Habib an Abdülaziz ibn Ebi Sa'ba an Ebi Aflah an Abdillah ibn Züreyril Gafiqi an Ali ibn Ebi Talib an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine Hazreti Ali'den aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Hüseyin İbn-i Nasır tarikiyle rivayet ediyor. Haddesena Fahdun kâle haddesena İbn-i Ebi Meryem kâle ahbereni İbn-i Lehi'a en Yezid İbn-i Ebi Habib en Abdülaziz İbn-i Ebi Sa'batil Kureşi en Ebi Ali'l Hemdani en Abdillah İbn-i Züreyr kâle semiyatu Ali'ye İbn-i Ebi Talib yakul Ali İbn-i Ebi Talib'i eşittim derdi ki خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمبر فنمس شكت جلدي وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير elinin birinde altın vardı, birisinde de ipek vardı. فقال buyurdu ki هذان حرام على ذكور أمتي. Şu ikisi benim ümmetimin erkeklerine haramdır. وحل لإناثها kadınlarına da halaldır. Hasere. Evet. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيع قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي حدثه ثم ذكر بإسناده مثله إن حديث شريف إمام التحاوية ربيع المازن رواته حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله
bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus Tariki ile de rivayet eyledi. Fakat Hazreti Ali'den değil, Abdullah ibn Ömer'den. Haddesena İbrahim ibn Munqif ve Salih ibn Abdurrahman قال حدثنا المقري عن عبد الرحمن بن زياد فذكر بإسناده مثله إمام التحاوي إبراهيم بن موسى تركي له رواته لدي حدثنا ابن أبي عمران وابن أبي داود وعلي بن عبد الرحمن وأبو زرعة الدمشقي ومحمد بن خزيمة إمام التحاوي bu zatlardan İbn Ebi İmran'dan 1, İbn Ebi Davud'dan 2, Ali İbn Abdurrahman 3, Ebu Zür'e 4, Muhammed İbn Huzeyme 5. Bu 5 kişiden rivayet ediyor. Kalu bu 5 kişinin hepsi de dediler ki haddesena Sa'id ibn Süleyman el-Vasiti. Sa'id ibn Süleyman Vasiti'den rivayet eylemişler. O da kimden? Yani Abbad ibn el-Avvam. O kimden? Kal haddesena Sa'id ibn Ebi Arube. O kimden? قال حدثني ثابت بن أرقم. O da قال حدثتني عمتي أنيسة أنيسة عمتي أنيسة أنيسة بنت زيد بن أرقم. Kendi ammesi Enise'den rivayet eylemiş. عن أبيها. O da babası Zeyd bin Erkam'dan. عن أبيها Zeyd bin Erkam. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Zeyd bin Erkam da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. Mislehu Abdullah ibn Ömer'in hadisi gibi. Yani Peygamber Efendimiz bir elinde ipek, bir elinde altın çıkmış. Bunlar benim ümmetimin erkeklerine haramdır, kadınlarına helaldir buyurmuş. Ve zade Ali ibn Abdurrahman bu beş kişinin içerisinden Ali ibn Abdurrahman'ın rivayetinde ziyade var. Ötekilerinde yok. O ziyade neymiş? Fekale lehu racul. Bir adam Resulullah Efendimiz'e dediler ki inneke le tekulu hada. Ha ravi diyor ki sen Sa'id ibn Süleyman'dan rivayet eyledi ya Ali ibn Abdurrahman. Sa'id ibn Süleyman kendi hocasına diyor ki sen bu hadisi rivayet ediyorsun. Evet. İnneke le tekulu hada. Ey Sa'id sen bunu rivayet ediyorsun diyorsun. Ve hada emirul müminin Ali ibn Ebi Talib yenha anhu. Halbuki Hazreti Ali radıyallahu anh bundan nehyediyor. Kâlet'in rivayeti kime raci? Kâlet Anise'ye raci. Ve kâne fî yedeyye kulbâni min zeheb. Anise diyor ki benim iki elimde iki bilezik var idi. Fekâle babası dedi ki da'ihima madem Hazreti Ali nehyediyor bundan bunları bırak çıkar ben bir meseleyi öğrenim dedi. Ve rekibe hamiren lehu onun bir merkebi vardı ona bindi gitti. Fandalaka sümme raca'a gitti Hazreti Ali radıyallahu anh'tan sordu. Çünkü ona dediler ki sen böyle diyorsun ama Zeyd ibn Erkam'a raci bu Zeyd ibn Erkam'a sen böyle diyorsun ama bak Hazreti Ali radıyallahu anh bundan nehyediyor. Sen helal diyorsun kadınlara. Halbuki Hazreti Ali nehyediyor. Öyleyse dedi durun ben bir meseleyi öğreneyim. Enise'ye dedi ki sen kolundan çıkar bilezikleri. Ben gideyim bir sorayım geleyim. Altın isten var kadınlara helal mi haram mı? Gitti sordu. Sümeracağı sonra döndü geldi. Fekale. Enise'ye dedi ki e'idihima. Onları iade et tekrar giy. Fakat se'eltuhu ben Hazreti Ali'ye sordum. Fekale dedi ki la ba'se bihi. Kadınların giymesinde beis yoktu. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene ibn Ebi Meryem kâle haddesene Yahya ibn Eyyub kâle haddesene Yelhasen ibn Sevban ve Amr ibn Haris an Hişam ibn Ebi Rukayya kâle se'eltu meslemete bine muhallet yekûlü li'ukbet ibn Amir. Meslemete bine muhallet Ukbet ibn Amir'e dedi ki kum fahaddis. Ayağı kalk. Söyle kime? Ennâse nâse söyle. Neyi? Bima semiyete min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'den işittiğini bu nâse söyle. Yani kastediyor ki fekâme ukbe kalktı. Fekâle dedi ki semiyete Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme yekûl. Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i işittim buyururdular. Men kezebe aleyye
Her kim bana yalan isnat ederse müteammiden kasten benim emretmediğim bir hadisi hadistir diye bana isnat eder ise bu Resulullah'ın hadisidir diyor. Halbuki hadis değil. Fakat o adam kasten onu bana isnat ederse فَلْيَتَبَوَّ بَيْتَهُ مِنْ جَهَنَّمْ bir rivayette فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمْ cehennemde evini hazırlasın. Bu adamın gideceği yer cehennemdir. Niye? Resulullah Efendimiz'in buyurmadığı bir hadisi hadistir diye gazeten yalan söylüyor. Ve semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Hazreti Ukbe diyor ki bunu Resulullah Efendimiz'den işittim. Yine Resulullah Efendimiz'den işittim buyururdu ki el-hariru ve'z-zehebu harir ve zeheb altın ve ipek haramun ala zükûri ümmeti benim ümmetimin erkeklerine haramdır. Hillun li inâsihim kadınlarına da halaldır. Şimdi Ukbet ibn Amir iki mühim meseleyi burada beyan etmiş oldu. Bir, hadis olmadığını biliyor. Hadistir diye nasa yutturuyor. Bir, bu adam cehenneme gidecek. Bir, bunu beyan etti. Bir de altın ve gümüş erkekler için haramdır. İpek ve altın esas. İpek ve altın erkekler için haramdır. Kadınlar için helaldir. Bir de bunu beyan ediyor. Ve bunu Resulullah Efendimiz'den işittiğini kalkıp cemaate bildiriyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme قال حدثنا الحجاج بن المنهال الأنماطي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر النافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو موسى الأشعري diyor ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم buyurdular الحرير والذهب حلال altın ve ipek helaldir. Kime? Li inasi ümmeti benim ümmetimin kadınlarına helaldir. Haramun ala zükuriha erkeklerine de haramdır. Haddesena Fahdun kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle haddesena Muhammed ibn Cafer kâle akhbereni Abdullah ibn Sa'id ibn Ebi Hind en ebihi an Ebi Musa el-Aşeri anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Fehd tarihiyle de rivayet ediyor. Febüyyine fi hadihil asar bu eserlerde beyan edildi. Kim? Men bir kimse beyan edildi ki kasede sallallahu aleyhi ve sellem kastetti ileyhi ona bin nehy nehyle yahut da kuside ileyhi ona kastolundi bin nehy nehyle fil asaril uvel. Evvelki eserlerde geçti ya haramdır, haramdır, haramdır. E bu kim imiş? Kadınlar, erkekler hepsi mi? Yoksa yalnız erkekler mi? İşte bunlar da beyan edildi ki ha giymeyin, giymeyin Resulullah Efendimiz dünyada giyersinizse ahirette giymesin. Bunlardan maksat kim imiş? Erkekler imiş. Bu hadis-i şerifler onları beyan etti. Maksudun ileyh o nehy olan, menhi olan nehyeden hadislerde erkekler imiş. وَاَنَّهُمُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَى o kasetler erkekleredir, kadınlara değil. فَقَالَ الْآخَرُونَ fakat öteki kadına da erkeğe de haramdır diyenler ne dediler? Dediler ki فَقَدْ رُوْيَانِ اِبْنِ عُمَرْ ve İbn-i Zübeyr Abdullah İbn-i Ömer'den, İbn-i Zübeyr'den rivayet edildi. اَنَّهُمَا جَعَلَى قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ bunların ikisi Peygamber Efendimiz'in kavli şerifini kıldılar. Hangi kavli şerifini? Men lebisel harire fid dünya lem yelbesu fil ahire. Her kim dünyada ipek giyerse ahirette giyemez. Bu kavli şerifini, bu hadisi şerifi bu iki zat kıldılar. Kim üzerine kıldılar? Evet. Kim üzerine kılmışlar? Alerricali ve nisa. Kadınlar ve erkekler üzerine kıldılar. Yani eshaptan bu iki zat dediler ki Peygamber Efendimiz'in bu hadisinden maksat her kim dünyada giyerse ahirette giymez. Bundan erkekler de buna erkekler de dahil, kadınlar da dahil. Erkek dünyada giyerse ahirette de giyemez. Kadın da dünyada giyerse ahirette giyemez. Böyle kıldılar. Bunlara ne diyeceğin var? Yani onlar kendi davalarını ispat için
diyorlar ki bak ashabtan da bizim vermiş olduğumuz fetvaya muvafık adamlar var. Erkeğe de haram, kadına da haram. Biz ne diyoruz? Erkeğe haram, kadına değil. Kadına helal. O diyor ki hayır, kadına da haram. Ve zekeru fi zalike. Bu mesele hakkında zikreylediler. Yani Abdullah İbni Ömer'in yahut da Abdullah İbni Abbas'ın fetvalarının böyle olduğunu neyle ispat edecek? Hadisle. Hadis getiriyor. Diyor ki var, bak elimde hadis var. O da nedir? Ma haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Hüseymin an Ebi Bişrin, an en Yusuf ebni Mahek, hanın üstünüyle. Farisidir. Mahek yani küçük ay demektir. Kâle se'eltum ra'ete ebni Ömer. Kâle, bak bu da yanlış yazmış. Allah hidayet versin. Se'elet. Akşam ben buna bakarken ipi beni yordu, sonradan da baktım yanlış harekelemiş. قالت سألت امرأة bir kadın sordu. سألت kime sordu? İbn Ömer'e. Bu mef'ulü. Hazreti İbn Ömer'e sordu. Evet, سألت İbn Ömer. قالت o kadın dedi ki etahalla bi'z-zehab. Tahalla yetahalla. Bu fiil-i müzariyedir. Tehallâ yetehallâ, nefsüm tekellim vehdesi nasıl gelir? Etehallâ. Orada bir de hemze-i istifam var. Fakat iki hemze bir araya geldi mi, birisi hasbedilir. Gey'i sekran sevtü kelbe müşabih olmaması için, hani sarfta bir kaide vardır. İki hemze bir araya geldi mi, birisi hasbedilir. E-etehallâ, e-etehallâ. Fakat böyle e-e deyince, bir sarhoşun gey etmesine, etmesine benzer. Yahut da köpeğin vurmasına benzer. Buna tecrit gelmesi için, müşabih olmaması için hemzenin biri hasbedilir. Etehalla ben ziynetleneyim mi? Ziynet ittihaz edeyim mi? Soruyor. Neyle? Biz zehebi altın ile. Hazreti Ali'ye fetva soruyor kadın. Abdullah İbni Ömer'e. Abdullah İbni Ömer'e diyor ki ben kadının altın ile ziynetlenmek bana caiz mi? Altını ziynet olarak ya yüzük takacak ya bilezik takacak bir şey ziynet edecek. Kale dedi ki naam. Altını ziynet olarak kullan dedi. Kale o kadın dedi ki fema tekulu li fil harir. İpek giymek hakkında bana ne dersin? İpek de giyeyim mi? Caiz mi bana? Kale yukrehu zalik. Bu mekruhtur dedi. İpek giymek mekruhtur dedi. Abdullah İbni Ömer kadına diyor. Galip kadın dedi ki ma yükre. Ma nedir? Yükre. Yükre ne demektir? Ben anlamadım. Mekruhtur ne demek? Kadın anlamadı. Ma. Yükre ne? Kerihtir. Kerih ne demek? Kadın daha serahat diyor. Ben kerih anlamadım. Ekbirini helalun huvem haramın. Helal mi demek? Haram mı demek? Kadın bak ne kadar dikkatli sorusu var. Kerih merih ben anlamam. Helal mi haram mı? Helal ise giyeceğim, haram ise giymeyeceğim. Mekruhtur. Mekruhu ben anlamam dedi. Kadın sert bir kadına. Kale Abdullah bin Ömer dedi ki künnâ netehaddes. Biz kendi aramızda konuşurduk ki enne men lebisehu fid dünya. Her kim ipeki dünyada giyerse lem yelbesu fil ahire. Ahirette giymez. Böyle bir hadisi şerif var. O hadisi şerifi biz birbirimizden öğrenirdik. Onun için ben seni mekruh dedim. Yani helal da diyemem, haram da diyemem. Resulullah Efendimiz'den helal, haram diye ben bir şey duymadım. Yalnız dünyada giyen ahirette giyemez. Öyleyse mekruh görüyorum ben seni. Dünyada giyme ki ahirette giyesin. Fakat kadın onunla kalmıyor. Diyor ki helal mi haram mı? Ben onu anladım. Ona da cevap veremedi Abdullah İbni Ömer. Biz aramızda mekruhtur derdik. Böyle konuşurduk. Bu kerahat demek Abdullah İbni Ömer'in kendi reyi oldu. Resulullah Efendimiz'in hadisi değil ki. Bunlar bunu delil getiriyorlar ki Abdullah İbni Ömer'in bak fetvası mekruh gördü. O delil olmaz. Resulullah Efendimiz'den nekil yapacak. Haddesena Süleyman İbni Şuayb. Kale haddesena Halid İbni Bezzar. Kale haddesena Abdülaziz İbni Ebi Davud. En Nafi'in Ali İbni Ömer. Ennem ra'eten se'aletü. Aynı hadisi şerifi getiriyor ki bir kadın Abdullah İbni Ömer'e sordu. En lübsil harir. İpek giymeden. İpek giymek helal mıdır, haram mıdır? Fekerihehu. O da mekruhtur dedi. Dedi hoş görmem. Fekalet kadın dedi ki velime. Niye hoş görmesen? Dedi.
Kale. Fekale le Abdullah ibn Ömer o kadına dedi ki: Ema iz ebeyti fese uhbiruki. Ama sen iba edersen ben sana haber vereyim. Yani illa bunu öğrenmek istersense, bu kadın illa öğrenmek istiyor. Niçin mekruh görüyorsun? Eğer bunun benim bu sözüme kanaat etmedin de, razı olmadın da illa iba ettin, bunun mahiyetini öğrenmek istiyorsun. Fese uhbiruke, ben sana haber vereyim. Künna nekul, biz kendi aramızda derdik. Men lebisehu fid dünya lem yelbesu fid ahiret. Dünyada giyen ahirette giyemez. İşte haber verdim. Dünyada giyersen ipeki, ahirette cennete gidersen sen mehrum olursun. Şimdi Abdullah ibn Ömer'in fetvası ipek giymek kadınlara mekruhtur. Bu bir. Peki Abdullah ibn Abbas'ın ki? Dur bakalım, o da gelecek. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu Davud kâle haddesene Şabetü. قال أخبرني أبو دينار قال سمعت ابن الزبير عبد الله بن الزبير işittim يخطب hutbe okur olduğu halde çıkmış hutbede okurken işittim ki يقول buyururdu يا أيها الناس ey cemaat لا تلبسوا نساءكم الحرير ipeği kadınlarınıza giydirmeyiniz niçin فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول Hazreti Ömer'in dediğini ben işittim. Ne dediğini? Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Hazreti Ömer diyor ki ben Resulullah Efendimiz'in buyurduğunu işittim. Men lebisel harire fid dünya. Her kim dünyada ipeki giyerse lem yelbesu fil ahire. Ahirette giymez. Allah-u Teala mahrum eder. Böyle dediğini işittim. Şimdi Abdullah ibn Zübeyir kimden rivayet ediyor? Hazreti Ömer'den. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Abdullah ibn Zübeyr hutbede bu hadisi beyan ediyor. Bak Resulullah Efendimiz böyle demiş. Her kim dünyada giyerse ahirette giymez. Bu men. Men diyor, erkek demiyor ki, ümumi. Erkek, kadın hepsi dahildir buna. Kale ibn Zübeyr. İbn Zübeyr dedi ki bu hutbesinde. Ve ana ekulu, fakat ben kendiliğimden de diyorum ki men lem yelbesu fil ahire, ahirette giymeyen adam. Men bir kimse ki lem yelbesu fil ahire, ahirette giymedi. Bunun manası nedir? Yani lem yedhulil cennet, cennete girmedi. Çünkü ehli cennete girerse cennetin elbisesi ipek, zaten mecbur giyecek. Manası ahirette giymez, yani cennete girmez. Men lem yelbesu fil ahiretinin manası neymiş? Lem yedhulil cennet. Ahirette giymez, yani cennete girmez. لَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kâle buyurdu ki وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ وَلِبَاسُمْ اَهْلِ cennetin libası ف۪يهَا cennet de nedir? Harir, harirdir. Şimdi bu Abdullah ibn Zübeyr'in kendi iştihadi. Halbuki yukarıda bir hadis-i şerifte okuduk. Cennete girse bile ipek elbisesinden mahrum olur diye geçti. Dün mü geçti? Evvelsi gün. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني الأزرق عن قيس الحارثي قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يوم التروية يوم التروية عرفة çıkmasın bir gün evvel. Arafa günü değildir, bir gün evvele يوم التروية derler. O günü hüccacı kiram sularını alır, develerini sularlar terviye, yani herkes sudan doymuş, artık sudan almış. Mine'ye gidecekler. Mine'den Arafat'a çıkacaklar. O günü hutbe okudu ve hüve yekur hutbesinde derdi ki ya eyyühennas ey cemaat la telbesul harire ipeği giymeyiniz ve la tülbisuhu nisaikum kadınlarınıza da giydirmeyiniz ve la ebnaikum oğullarınıza çocuklarınıza da giydirmeyiniz. Ne kendiniz giyiniz, ne de kadınlara giydiriniz, ne de çocuklarınıza giydiriniz. فَاِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا Zira her kim dünyada ipeği giyerse لَمْ يَلْبَسُ فِي الْاَخِرَ ahirette giymez. Öyleyse bak, Abdullah ibn-i Zübeyr kat'i surette kadınlara da nehyediyor. Erkeği haram olduğu gibi kadına da haram diyor. وَزَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ اِذَا Bu kavle sahip olanlar kadınlara da ipek giymek haramdır diyenler zikreylediler. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den ma haddesena bize rivayet edilen hadisi.
ki bize rivayet eyledi. Kim bize rivayet eyledi? Bahr ibn Nasr. İmam-ı Tahavi diyor ki bize Bahr ibn Nasr rivayet eyledi. Kale haddesene ibn Vehbi. Kale akhbereni Amr ibn al-Haris. Enne Eba Gassanetel Gafiriyye haddesehu. Ona da Eba Gassanetel Gafiri haber vermiş. Ennehu seme'i Ukbete ibn Amir el-Cüheni. Hazreti Ukbe'den eşitmiş ki yukbiru enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den haber yürüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kâne yemne'u ehlehu, kendi ehli ayalını men ederdi. Onlara neyi? El hilyete vel harir. Altını ve ipeki onlara giymesini men ederdi. Ezvacı müteherratın ipek, altın giymesini yahut da kızlarının altın ipek giymesini bunları men ederdi, bırakmazdı. Ve yekulu derdi ki in kuntunne tuhibbine hilyetel cenne ve harireha. İn kuntunne tuhibbine, eğer siz seviyor iseniz neyi? Hilyetel cenneti ve harireha, cennetin altınını, zinetini ve ipekini seviyorsanız felâ telbesenneha fid dünya, siz dünyada giymeyiniz. Tuhibbine bu. Öteki de فَلَا تَلْبَسَنَّهَا نُونُ مُشَدَّدَيْلَ doğru فَلَا تَلْبَسَنَّهَا تَلْبَسْنَهَا فَلَا تَلْبَسْنَهَا doğru. Eğer nun müşeddede olursa rivayet nasıl gelmiş bilmiyoruz. İki işte, tekitli olur. فَلَا تَلْبَسَنَّهَا, siz onu giymeyiniz fi dünya, dünyada. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ailelerinde men etmiş. Buna ne diyecek olursunuz? قِيلَ لَهُمْ. Yarın da onun cevabı kalsın. Allah-u Teala alem. قِيلَ لَهُمْ. Yukarıda bir sual sordu. Sualın cevabı için denilir diyor, cevap verilir. O sual da şuydu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi ehlini ipekten ve altından men ederdi. Ve onlara buyurdular ki اِنْ كُنْتُنَّ تُحْبِبْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَر۪يرَهَا فَلَا تَلْبَسْنَهَا فِي الدُّنْيَا. Eğer siz cennetin altınını, ipekini severseniz öyleyse dünyada giymeyin. Ve dünyada giyersen ahirette giyemezsiniz. Bu delil getirdiler. Bu üçüncü bir kavl. Erkeğe altın, ipek haram olduğu gibi kadınlara da haramdır dediler. İşte size bir hadis dediler. Delil getirdiler. قِيلَ لَهُمْ. Onlara bunun cevabında denilir ki اَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ. Her kim dünyada giyerse ahirette giymez, bu hadisi şerif. Fakat ruviye zalik, bu rivayet edildi. Biz bunu inkar etmiyoruz. Bu sabit. Resulullah Efendimiz'den sabit oldu bu. Ve kad yecuz en yekunen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerifle Peygamber Efendimiz caiz ki erade bihir ricale hasse. Yalnız erkekleri kastetti. Erkeklerden her kim dünyada giyerse ahirette giymez. Bunu kastetmiş ola. Ve yecuz en yekune erade bihi اَرْرِجَالَ وَالْنِسَا. Yahut da sizin dediğiniz gibi kadın ve erkek her kim dünyada giyerse ahirette giymez. Bu hadisin ikisinde de ihtimali var. Hadis muhakkak var, sabit. Fakat bu hadisteki kasıt erkeklere mi yoksa erkeklere ve kadınlara mı, bunu araştıracağız. İkisine de ihtimali var. Öyleyse araştırdık biz, başka hadislere baktık, muhtelif rivayetler var. وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّينَ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرْ وَزَيْدِ بْنِ اَرْقَمْ وَاَب۪ي مُوسَى. Hazreti Ali'den, Abdullah ibn-i Ömer'den, Zeyd ibn-i Erkam'den, Ebu Musa el-Eşeri'den hadisler rivayet eyledik. يُخْبِرُونَ, onlar haber veriyorlar ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz اِنَّمَا اَرَادَ بِهِ الرِّجَالِ, bu hadisler ile ricalları kastetti, دُونَ النِّسَى, kadınları değil. Bunu kastetti. Aradık, böyle bulduk. فَهَوَ اَوْلَى, öyleyse bu daha evladır. Dört sahabeden hadisler bulduk ki onlar diyorlar ki erkekler maksuttur. Peygamber Efendimiz erkeklere hitap etmiştir, kadınlara helal kılmıştır. Bunlarda serahat var idi.
وَهَذَا الْمَعْنَا اَوْلَى Bu mana daha evladır, erkeklere hastır diye böyle mana vermek daha evladır. اَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ وَجُهَادَ الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifin manası bu tarafa sarf edilmesi daha evladır. Ne için? حَتَّى لَا يُضَادَّ مَا زَكَرْنَا قَبْلِهُ Hatta bundan evvel zikrettiğimize zıt olmaya. Siz bunu diyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarını men etmiş. Öyleyse biz yukarıki hadislerle telif ederiz, erkeklere mahsustur. Kadınlara helaldir deriz. وَلَيْنْ كَانَ مَا زَكَرُوهُ عَنِ اِبْنِ عُمَرْ وَبْنِ زُبَيْرِ فِي ذَٰلِكَ حُجَّةً Onlar deseler ki, yahu bak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri değil, kendi ehlini, kendi ehlinde oğlu yoktu, torunu yoktu, kızları vardı, aileleri vardı, onları men etti. Öyleyse onları men edince kadınlar da bu işe dahil. Bu hüccettir, bu hadisle amel edilir. Derler ise, فَاِنَّمَا قَدْ زَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيِّنَ Bizim Hazreti Ali'den zikreylediğimiz de, مِمَّا يُخَالِفُ ذَٰلِكَ Buna muhalif olarak Hazreti Ali erkeklere haramdır, kadınlara helaldir diye rivayet eyledik ya, Hazreti Ali'den rivayet edilen o hadis اَحْرَى بَنْ يَكُونَ حُجَّةً Hüccet olmayı o daha layıktır. Sen bunu hüccet tutuyorsun da ötekini niye hüccet tutmuyorsun? Bu da hüccet, o da hüccet, öteki daha kuvvetli. وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا اَيْذَا عَنْ اِبْنِ عُمَرْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خِلَافُ ذَلِكَ Abdullah İbni Ömer burada kadınlara da haramdır diye rivayeti var Abdullah İbni Ömer'in. Abdullah İbni Ömer'den bu reyine muhalif rivayet de var. Erkeklere hastır, kadınlara değildir. Abdullah İbni Ömer'in demek iki rivayet oluyor Abdullah İbni Ömer'den. Birisinde kadınlara haramdır, birisinde kadınlara haram değildir. Kadınlara haram değildir rivayeti. Haddesena Yezid ibn Sinan ve ibn Merzuk. Kale haddesena Vehb ibn Cerir. Kale haddesena Ebi. Kale semi'tu Nafi'an. Yuhaddisu an ibn Ömer. Kale ra'a Ömer utaridet temimiye. Abdullah ibn Ömer diyor ki Ömer, Hazreti Ömer utarid isminde bir zati gördü. Temim kabilesinden yuqimu fissuk çarşıda satıyordu. Hulleten siyara sırmalı, ipekli bir elbise. İpekin bazı şeyleri, nükleleri, elbisenin bazıları ipekten olurmuş. Öyle uzun uzun çubuk halinde ipekli. Hepsi ipek değil, ipekli bir kumaş. Onu satıyordu. Fekale Ömer ya Resulallah. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah, levişlere itaha, bunu satın alsan, livaftil Arap, Arap'tan gelen vefetler için cemaatlerin huzuruna çıkmak için izakadimu aleyk. Sana geliyorlar, seninle görüşmek istiyorlar. Alsan da bunu giysen, onları istekbal etsen bu ipekli elbiseyle, yani güzel olur dedi. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki innemâ yelbesül harire fid dünya, dünyada ipeği giyer kim? Men la halâke lehu fil âhiret. Ahirette nesibi olmayan bir adam giyer. Dünyada giydin, ahirette daha nesibin yok. فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ Vaktaki bu mesele oldu, bitti. Bundan sonra اُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e getirdiler. بِحُلَلٍ سِيَرَى Birçok kaftanlar getirdiler ki onlar ipekle işlenmiş. فَبَعَثَ اِلَى عُمَرْ بِحُلَّتٍ O gelen kaftanlardan birisini Hazreti Ömer'e gönderdi ve ila Üsame'te bir hülleti. Hazreti Üsame'ye de bir kaftan gönderdi. Ve ata Ali'ye hülleti. Hazreti Ali'ye de bir kaftan verdi. Fe emerehu Hazreti Ali'ye emretti ki en yeşukkaha onu parçalaya humren başörtüsü olarak beyne nisahi kadınlar arasında. Kaftan büyük ya, dedi ki ya Ali al bunu parçala götür kadınlarına ver. Onlar başörtüsü yapsınlar. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimiz bunlara verdi ama bak hem de giymeyin diyor. Giyme bunu parçalı da kadın. Eğer haram olsa kadınların başörtüsü olsun der mi? Demez. Erkeğe haram olan kadına da haram olur. Kale Ravi diyor ki وَرَاحَ اُسَامَةُ بِحُلَّتِهِ Hazreti Üsame de kaftanı giydi, gitmeye başladı. فَنَزَرَ اِلَيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَزَرًا
Peygamber Efendimiz ona bir baktı Hazreti Üsame'ye. Urife ennehu kerihe ma sana. Hazreti Üsame'nin böyle yaptığını hoşlanmadı. Hazreti Üsame sırtına giydi, Resulullah verdi ya, helaldir diye gitti. Gittiği gibi Peygamber Efendimiz'in hoşuna gitmedi onun giymesi. Fekale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, İnni lem eb'at biha ileyke litelbisaha. Ben bunu sana giy diye göndermedim ki, sen bunu giydin. Demek ki hülleyi o kaftanı Hazreti Üsame'ye göndermiş. Hazreti Üsame de öyle anlaşılıyor ki o onu almış, giymiş, Resulullah Efendimiz'in huzuruna gelmiş. Öyle anlaşılıyor. Nasıl üzerinde gördüse, vakıtta Peygamber Efendimiz'in canı sıkıldı. Dedi ki, ya Üsame, ben bunu sana gönderdim, giyesin diye değil, giymek için değil. İnnemâ be'astu biha ileyke, ben sana bunu gönderdim. Liteşukkaha, sen bunu parçalayasın, humuran başörtüsü olarak. Beyne nisaik, kadınların arasında. Bunu parçalayasan başörtüsü yapa, kadınlara veresin. Bunun için gönderdim dedi. Şimdi bu hadis-i şerifte ne anlaşıldı? Kadınlara helal olduğu anlaşıldı. Bunu da kim rivayet eyledi? Abdullah ibn Ömer. Öteki hadisi kadınlara helaldir diye rivayet Abdullah ibn Ömer rivayet eylediyse haramdır diye, helaldir diye o rivayet eyledi. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر'den yine rivayet olundu ki Peygamber Efendimiz gördü hülleten siyara'a ala utarita. Utarit elbise satan bir zat idi, onun üzerinde ipekli bir elbise gördü. Fekeriheha lehu, onun o elbiseyi giymesini hoşlanmadı, kerih gördü. Ve nehâhu anha, o adamı nehiyledi, bir daha ipekli elbise giyme. Sümme innehu kesa Ömer'e mislaha, sonra Hazreti Ömer'e böyle bir kaptan giydirdi Peygamber Efendimiz. Fekâle ya Resulallah, Hazreti Ömer dedi ki, ey Allah'ın Resulü, kulte fî hülleti utâride mâ kulte, utâridin giymiş olduğu o kaftan hakkında dedikin dedin, yani onu nehyeyledin, giyme dedin. Ve teksuni hadihi, şimdi bana bu ipekli kaftanı giydiriyorsun. Onu nehyettin, bana niye giydiriyorsun diye sordu. Fekale, Resulullah Efendimiz buyurdular ki, lem eksükeha litelbeseha. Ben bunu sana giydiriyorum, bunu giyesin diye değil. Ya, innemâ a'teytükeha, ben bunu sana giydirdim, bunu verdim. لِتَلْبِسَهَنْ nisa, kadınlar giysin. Yani bunu evine götür, burada giydim. Buradan evine kadar giyeceksin. Orada götürdüğümü çıkarıp kadınlara vereceksin. Kadınlar giysin diye verdim. فَاَخْبَرَ اَبْنُ عُمَرَنِ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. İşte Abdullah ibn Ömer bu hadiste haber veriyor ki اَنَّ قَوْلَهُ اِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ. Her kim ipeyi dünyada giyerse onun ahirette nesibi yoktur. Bu hadisi şerif. İnnemâ kasede bihir ricâle dûnen nisa. Peygamber Efendimiz bu hadiste nehiyle kimi kastetti? Ricalları, erkekleri kastetti. Kadınları değil. Ve kad rûviye hâzâ an aliyyin anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali radıyallahu anh'ten de rivayet var ki dünyada kim giyerse ahirette giymez, bununla maksud erkeklerdir, kadınlar değildir. Abdullah ibn Ömer'den rivayet olduğu gibi Hazreti Ali kerramallahu ve cehuden de rivayet var. Hazreti Ali'den rivayet edilen hadis de şu: Haddesena Ahmed ibn Davud قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي عن علي enne ükeydire dûmete. Dûmetel cendilin ükeydiri, yani onların reisleri var idi, ükeydir. O ehdalin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz'e hediye eyledi. Sevben hariren. Sevben hariren demiş yanlış. Yahut da sevbe hariren. Sevbe hariren olursa olur. Sevbe hariren ipekli bir elbise hediye eyledi. Fe'atâhu iyyâhu. Onu verdi. Kime verdi? Fe'atâhu iyyâhu Hazreti Ali'ye.
Hazreti Ali rivayet ediyor ya, Ükeydir Peygamber Efendimiz'e o ipekli elbiseyi vermiş. O da Hazreti Ali'ye onu verdi ve kâle buyurdu ki Üşkukuhu humuren. Şakkaya şukkuden gelirse birinci bab. Üşkukuhu humuren başörtüsü olarak bunu parçala. Beynin nisa kadınlar arasında. Yani parçala kadınlara teksim et. Başlarını örtü yapsınlar. Ve rüyen Ali ibn-i Ebi Talib fizalik. Hazreti Ali'den rivayet edildi. Bu mesele hakkında ma haddesena Ebu Bekre. Ebu Bekre'nin bize rivayet etmiş olduğu hadis. Ve İbn-i Merzuk. Bir de İbn-i Merzuk. Bunların ikisi de kimden rivayet eylemişler? Kâle haddesena Ebu Davud'u Tayalisi. Ebu Davud'u Tayalisi. İşte seni müsret satıldın dedilen azat bu. Yani bu eskilerden. Kâle haddesena Şu'betu an Ebi Avni'ni Sakafiyye. Kâle semi'tu Ebu Salih'il Hanefiyye. Ebu Salih'il Hanefi. Hanefi demek mezhebi Hanefi demek değil. Beni Hanife'den olanlara Hanefi derdiler. Kabile meşhur. Müseylemetül Kezzab'ın cemaati var ya, Benu Hanife, işte o. Evet. Onu eşittim, yakulu derdi ki, Semiyatü Aliyyen yakulu, Hazreti Ali'yi eşittim derdi. Ühdiyeli Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, hulletün siyara, ipekli bir kaftan Peygamber Efendimiz'e hediye edildi. Min haririn, ipekten o hüllede. Zaten siyara ipekli demek. Ayrıca izah ediyor min haririn ipekten. Feba'ase biha ileyye. Hazreti Ali kerramallahu ve şey diyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz onu bana gönderdi. Felebistuha ben onu giydim. Feraitul kerahate fi vecihi. Onu giyip de Resulullah'ın huzuruna gidince Peygamber Efendimizin yüzüne baktım. Yüzünden hoşlanmadım. Yani onu benim giydiğimi hoş görmedi. فَأَتَرْتُهَا خُمُورًا Onu parçaladım. فَأَتَرْتُهَا Onu parçaladım. خُمُورًا Başörtüsü olarak beyne nisai benim evimde bulunan kadınlar arasında. Hazreti Fatime var, validesi var, daha başkaları var. Onların arasında parçaladım, teksim ettim. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانِ بْنُ شَعِيبُ قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ زِيَادُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَتُ قَالَ اَخْبَرَنِ اَبُ عَوْنِ Muhammed ibn Abdullah fezekere bi isnadihi mislehu. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Süleyman ibn Şuayb terikiyle de rivayet ediyor. Haddesena Süleymanu kâle haddesena Abdurrahman kâle haddesena Şu'betu an Abdülmelik ibn Meysere an Seyyid ibn Vehbin an Aliyyin fezekere mislehu. İmam-ı Tahavi yine Süleyman terikiyle başka bir senetle ki o da Abdurrahman Şu'be'den Şu'be'ye Ebu Avn haber veriyor. Bunda da Abdülmelik ibn Meysere. Aynı hadis-i şerifin ikinci bir tariki. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Abdullah ibn Yusuf kâle haddesena Leys an Yezid ibn Ebi Habib enne İbrahim ibn Abdullah ibn Huneyn haddesehu enne ebahu haddesehu ennehu semya Ali ibn Ebi Talib yakul Hazreti Ali'nin dediğini işittim diyor. Kesani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bana giydirdi. Hilleten siyara ipekli bir kaftan. Feruhtu fiha ben onu giydim, gittim. Fekale li ya Ali. Peygamber Efendimiz ona dedi ki ya Ali. İnni lem eksükeha li telbesa. Bunu devamlı giyesin diye sana giydirmedim. Yani hediye olarak verdim. Ene velayiz ona bir giydiriyor onun malı olsun diye. Fakat ben bunu sana devamlı giyesin diye vermedim, giydirmedim. Feraca'tu ila Fatimete radıyallahu anha. Ben onun üzerine eve gittim diyor. Hazreti Fatime'ye döndüm. Fe'ateytuha tarafaha. Hazreti Fatime'ye o ebanın bir tarafını verdim. Ke'enneha tatvi me'i. Göğe onu dürüyoruz. Bir taraftan o dürecek, bir taraftan ben düreceğim gibi gösterdim. Hazreti Ali radıyallahu anh ebayı çıkarmış, bir tarafını Hazreti Fatime'ye vermiş, bir tarafı da kendisi tutmuş. Hazreti Fatime zannediyor ki bunu dürecekler. Feşekaktuha. Hazreti Fatime bir tarafından tutunca Hazreti Ali tuttu, onu ortadan böldü, parçaladı. Fekalet Hazreti Fatime dedi ki teribet yedâke yebne ebi talib. Elin yeşersin, niye bunu böyle yaptın? Teribet, turab olsun manasına.
beddua manasına gelir, ey dua ey manasına da gelir. Yani Hazreti Fatime'nin canı sıkıldı, niye bunu böyle yaptın dedi. Ey Ebu Talib'in oğlu, bunu niye böyle yaptın dedi. Mada cite bihi, niye bunu getirdin, madem parçalayacaktın da, ne yaptın bunu böyle. Kultu, Hazreti Ali diyor ki, ben ona dedim ki, nehani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en elbeseha. Ben bunu giydim, Resulullah'ın huzuruna gittim, Peygamber Efendimiz bunu giymekten beni nehyeyledi, giyme dedi. Onun için ben bunu parçaladım. Felbisiha, sen bunu giy. Veksi ve eksi nisaeki, senin yanında olan diğer kadınlara giydir. Sen giy, diğer kadınlara giy, onu parçaladı ya. İstersen sen giy, istersen diğer kadınlara, yanında olan, evde olan kadınlara giydir. Şimdi bu hadisi şeriflerin hepsi delalet ediyor ki kadınlara ipek giymek helal. Ona delalet ediyor. Onun için bunları getiriyor. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Yakub ibn Hamid. Hamid yakut Hümeyd. Kâle haddesena İmran ibn Uyeyne. An Yezid ibn Ebi Ziyad. An Ebi Fâkite. An Ca'de. An Aliyyin kâle. Hazreti Ali buyurdular ki, ehda emiru Azerbaycan ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Azerbaycan emiri hediye etti Peygamber Efendimiz'e, hülleten müseyyereten biharir, ipekle işlenmiş sir, yani uzun uzun çizgileri ipekten olan bir kaftan hediye etti. İmma südaha ve imma lühmetuha. O ipekle işlenmiş ama südası mı lühmesi mi? Süda yukarıdan aşağıya doğru uzatırlar ya ipleri. Ona süda derler. En evvela bunu yapanlar böyle yukarıdan aşağıya doğru ipleri uzatırlar. Ondan sonra löhme demek ki korlar arasından gider gelir. Löhme o da içerisinden gider. Ama hangisi ipekli bilmiyorum diyor. O südası mı yokut da löhmesi mi? Onu bilmiyorum diyor. Öyle bir ipekli elbise verdi. Febe'ate biha ileyye. Hazreti Ali radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz bana gönderdi onu. فَاَتَيْتُهُ Ben Resulullah Efendimiz onu gönderince aldım onu Resulullah'a geldim. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلْبَسُهَا Sen bunu göndermişsin, ben bunu giyeyim mi? Kaftan, erkek kaftanı. قَالَ لَا Dedi ki yok giyme. اَكْرَهُ لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِ Benim hoş görmediğim, nefsime hoş görmediğim bir şeyi sana da hoş görmem. Ben bunu giymem, öyleyse sen de giyme dedi. وَلَاكِنْ اِجْعَلَهَا Sen bunu kıl. خُمُرًا başörtüsü kıl. بَيْنَ الْفَوَاتِمْ Fatimeler arasında. Hazreti Ali'nin evinde birkaç tane Fatime isminde kadın var idi. Bu Fatimeler arasında bunu teksim et. O Fatimeler kimmiş? Onu da beyan ediyor. قَالَ Hazreti Ali kerramallahu ve şey buyurdu ki فَقَتَعْتُ مِنْهَا اَرْبَعَ خُمُرْ Ondan dört tane başörtüsü ben kestim. Dörde bölmüş, dört başörtüsü yapmış. خِمَارًا لِفَاتِمَةَ بِنْتِ أَسَدِ بِنْ هَاشِمْ اُمَّ عَلِيِّ بِنْ اَبِي طَالِفِ Bir başörtüsü kendi anasına. Hazreti Ali'nin anasının ismi Fatime binti Esed. Burada metmuye cennetül bakiyle. وَحِمَارًا لِفَاتِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bir de Hazreti Hasan ve Hüseyin'in valideleri Peygamber Efendimiz'in kelime-i muhteremeler Hazreti Fatime'ye. Birisini de ona verdim. Ve khimaren li Fatimete binti Hamzete bin Abdülmuttalib. Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın kızı vardı Fatime. O da Hazreti Ali'nin yanındaydı. Yine şeyin emucesinin kızı ya. Birisini de ona verdim. Ve khimaren li Fatimete uhra kad nesituha. Diyor ki Fatimelerden bir Fatime daha vardı verdim ama hangi Fatime'yi de unuttum diyor. Dört Fatime'ye teksim etmiş. Bu hadiste delalet ediyor ki kadınlara helal idi. Eğer haram olsa Hazreti Ali'ye bu emri der mi? Götür Fatimelere teksim et demez mi? Haddesena Yezid ibn-i Sinan Kale haddesena el-Ka'nebiyyü Kale haddesena Abdülaziz ibn-i Müslim An Yezid ibn-i Ebi Zebat, Ebi Zeyyad, an Ebi Fakite, an Ca'det ibn-i Hübeyre, an Ali'in enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öhdiyeti lehu hülletün. Bir elbise ona hediye kılındı ki,
Lühmetuha el-südaha ibrisim. Onun ya lühmesi yahut da südası ipek idi. Fekultu ya Resulallah, Hazreti Ali diyor ki ben Peygamber Efendimiz'e sordum ki elbesuha, ben bunu giyeyim mi? Kale la, giyme dedi. Ekrehu leke ma ekrehu li nefsi. Kendi nefsime hoş görmediğim bir şeyi sana da hoş görmem. Velakin ikda'ha humuran. Lakin sen bunu başörtüsü olarak parçala. Li fülâne ve fülâne ve fülâne. İsimlerini saydı. Fülan kadına, fülan kadına, fülan kadına, bunlardan başörtüsü kes ver. Ve zekere fîhinle Fatime'te. Onların içerisinde Fatime radıyallahu teâlâ anhâ'yı zikreyledi. Kâle feşekaktuha erbe'a humurin. Ben onu dört tane başörtüsü olarak parçaladım. Birisi kendi anası Fatime, birisi zevcesi Peygamber Efendimiz'in kelimeleri Fatime, birisi Hazreti Hamze'nin kızı Fatime, öteki dördüncü Fatime de başka. Onun ismini, ismi Fatime, babası kim, kimin kızı, onu zikreylemiyor. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Şöbet'e, an Ebi Bişrin, kâle semi'atü mücahide, yuhaddisu an İbni Ebi Leyla, kâle semi'atü Aliye. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh'den rivayet ediyor, diyor, eşittim onu. Derdi ki, ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi hulleti harir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ipek elbise getirildi. Feba'ase biha ileyye. Bana gönderdi onu. Felebistuha, ben onu giydim, Resulullah Efendimizin yanına gittim. Fereytul kerahate fi vecihi. Resulullah Efendimizin yüzünde kerahat gördüm. Beni görünce ipek elbiseyi giymiş, yüzü değişti. Fe'atartuha, ben onu parçaladım. Humuran beynen nisa, kadınlar arasında başörtüsü olarak parçaladım. Ve kad ruviye fî zâlik an Enes ibn-i Malik. Abdullah ibn-i Ömer'den rivayet edildi. Hazreti Ali'den de rivayet edildi. Şimdi diyor ki Enes ibn-i Malik'ten de rivayet var ki kadınlara helaldir diye. Üçüncü sahabe, onu da zikrediyor. Enes ibn-i Malik'ten ne rivayet edildi? مَا شُلْ بِالْحَدِسْكِ حَدَّسَنَا ابْنِ اَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُ الْيَمَانِ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَيْبِ ابْنِ اَب۪ي حَمْزَ عَنِ الزُّهْرِيَّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّهُ رَأَى. Hazreti Enes diyor ki ben gördüm. عَلَى اُمِّ كُلْسُومٍ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz'in kelime-i muhteremelerin Ümmü Kulsum üzerinde gördüm. Burda haririn siyara. İpekli kaftanlar giymiş gördüm. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı giyiyor. Peygamber Efendimiz de nehy etmiyor. Haram olsa nehy ederdi. Haddesena Muhammed ibn Hamid. Kale haddesena Abdullah ibn Yusuf. Kale haddesena Yahya ibn Hamza. Ani Zebide, ani Zuhriyi, an Enes'in bislehu. Hazreti Enes'ten İmam-ı Tahavi başka bir senetle rivayet ediyor bu hadisi şerifi. Haddesena Ebu Ümeyye'te, kâle haddesena Abdullah ibn-i Ca'far el-Rakki, kâle haddesena İsa ibn-i Yusuf, anil-Evza'iyye ve Ma'meri, anil-Zuhriyye, an-Enes'in mislehu. Yine Hazreti Enes'ten Ebu Ümeyye tarifiyle İmam-ı Tahavi bu hadisi şerifi rivayet ediyor. Haddesena ibn-i Ebi Davud, kâle haddesena el-Khattab ibn-i Osman, ve Hayvet ibn-i Şüreyh, قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن أنس مثله. أين حديث شريف إمام تحاوي başka bir senetle daha zikrediyor. قال راوي diyor ki قال Hazreti Enes dedi ki والسيراء. سيرا ne demek? سيرا المضلع بالغز. İpek ile böyle parça parça, yani çizgi çizgi ipekli demek. Hepsi ipek değil de başka bir kumaşın arasında ipekli süzgüler var. Haddesena Salih ibn Abdurrahman قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال رأيت على زينب. Hazreti Enes diyor ki ben Hazreti Zeynep üzerinde gördüm. Zeynep hangi Zeynep? Binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimizin kerime-i muhteremeleri Hazreti Zeynep üzerinde gördüm. Bürden siyera min harir. İpekten çizgili kaftanlar gördüm. Öyleyse bu kadar hadisi şerifler zikrediliyor. Kadınların
giydiği gibi bilhasse ehli beytin ipekli elbise giymeleriyle sabit oluyor. Fakat sebete biha değil asar. Bu eserlerle sabit oldu. Bu eserler de neden? Mimma kaddemna fi zalik. Bu mesele hakkında bizim teklim etmiş olduğumuz eserlerden. Evet. Bu da neden? Minen nazar. Yani aradık, baktık, bulduk. Baktık ki ezvacı müteharattan benati Resulullah'tan ipekli giyenler olmuş. Bundan sabit oluyor. İbahatü lübsil harir linnisa. Kadınlara ipek elbisesinin giymesinin mübah olduğu sabit oluyor. وَهَذَا قَوْلَ اَب۪ي حَن۪يفَةَ وَاَب۪ي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْلَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Bu üç imamın kavli de budur. Bu hangi üç mezhep var? Üç mezhebin hangisi oldu? İkincisi. Birincisi, erkeğe de haram, kadına da haram. Bunu ispat etti ki hayır, erkeğe haram, kadına haram değil. İkinci mezhep neydi? Erkeğe haram, kadına haram değil. İkincisi. Üçüncüsü de hepsine. Birincisi hepsini helal. Yani söyledim. Birincisi hepsi helal. İkincisi hayır. Erkeği haram, kadını helal. Üçüncüsü hepsini haram. Hepsini haram. Fakat ikincisinde işte İmam-ı Azam'ın kavli bu ki erkekleri haram, kadınları değil. Burası bu. Fakat haddesena Ebu Bekir'te, kâle haddesena Ebu Ahmet, kâle haddesena Mis'ara, en Abdülmelik ibni Meysere, en Amr ibni Dinar, en Necabir ibni Abdillah, nez'al harire anil gulam. Cabir ibn Abdullah'ın gulami. Gulam demek erkek, yani erkek çocuklardan elbiseyi, ipekleri çıkardı ve terekehu alel cevari. Kız çocukların üzerindeki ipeki terk etti. Erkek ve kız çocukları giymişti. Erkeklerden çıkardı fakat kadınla kızlardan çıkarmadı. Kale Mis'ar. Mis'ar diyor ki ve se'altu anhu Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar'a sordum ki bu hadisi senden rivayet ediyorlar. Felem ya'rifu, kendisini rivayet ettiğini bilmedi. Şimdi Amr ibn Dinar'dan Abdülmelik ibn Meysel, ondan da Miser, ondan Ebu Ahmed, ondan Ebu Bekir, ondan İmam-ı Tahavi rivayet eyledi. Şimdi esas şeyden Amr ibn Dinar'dan sual eden kim? Mis'ar. Mis'ar Abdülmelik ibn Meysel'den rivayet etmiş, o da Amr ibn Dinar'dan. Sonra gittim diyor Amr ibn Dinar'a sordum ki bu hadis Abdülmelik ibn Meysel'e senden rivayet ediyor. Doğru mu? Bilmiyorum demiş. Ya unutmuş ya da bilmiyor. Yani öyleyse mesele bu hadis ne oldu? Buna zayıf derler. Niye? Ravinin kendisi rivayet ettiğini ya etmemiş öteki adam iftira etmiş yahut da rivayet etmiş unutmuş öteki adam hatırlatıyor. Yani o illetini de beyan eylediğini. Hulâse-i kelam bizim mezhebimizde erkeklere haram, kadınlara değil. Vallahu Teâlâ âlem ve sallallahu alâ seyyidine Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem el-Fâtiha.